Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam e salatu ve ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. 243 Dima 14 His. Ekser insan sahip olduklarını unutur, sahip olamadıklarını özler. Elindeki nimeti bilmez. Hep böyle muhtemi ...muhtemel ihtimali şeylerin onun özlemini yapar. Elindeki nimeti bilmiyor. Yani var olmanın ne kadar nimet olduğunu bilmez ekser insanlar. Ee, i̇ki, Konfüçyü şöyle demiş. Kimden ne aldımsa söylüyorum. Bu cümle onun. Diyor ki... ...bir duygu hayatını bir kelime kararını değiştirir. Bu da çok önemli... Doktor sana çok lazım bana da lazım yaşadığını anlamayan yaşa, yaşarken yaşadığını anlamayan ölümün lazımlığını nasıl anlar yani yaşama anlam yükleyememiş bir insanın ölüme ölüme mantıksız ve anlamsız der hayatın içerisine anlam yükleyen ölümün lazım olduğunu Yani bu hayatın içerisindeki hakikat anlam yükleyen yaşarken, ...hayatına anlam yükleyen... ...ah bunu bir anlasak... ...psikolojisi düzenini alamayalım... ...yaşarken o yaşantısının içerisine... ...anlam yükleyen... ...hakikatına bağlayan hayatını... ...bu hayatın da... ...ölümle de tanışması gerektiğini... ...ölümün lazım olduğunu da... ...anlar... ...yaşadığına... ...yaşadığını anlamayan... ...ölümün lazım olduğunu nasıl anlar... ...yaşadığını... ...bilmeyen adam... Ölümünü de bilmeyecektir. Yuhi ve Yumit. E, Yumit, mefti veren. O esmadır. Öldüren odur. Ama hay sıfattır, üsttür. Hay, mefti kapsamıştır. Meft hayatın içindedir. Çok tuhaf. Hani şey diyorum ya rahmetim gadabımı aşmıştır. Rahmeti bu kadarsa çünkü kayıtlanır. Şey rahmet tobe. Gadab bu kadarsa rahmet sonsuzdur. Çünkü rahmetim gadabımı aşmış. Rahmetin ucu yok. Ama gadab muayyendir buna göre. O zaman sen nasıl öleceksin? Rahmet gadabını aşmışsa, gadab şu kadarsa rahmet sonsuzdur. Şuraya rahmeti koy o zaman. Sonuç bu. Rahmete göre, rahmete göre öleceksin. Rahmetine göre mameli göreceksin. Aynı kanun, ee, hayatının içerisine anlam koyan, hayatını anlamlandıran kişi, yuhi, meft içindedir ufak. Meftin bu hayata lazım olduğunu bilir. Çünkü meft hayatın meratiplerini belirler. Hayatın içerisinde mefti kaldırırsan, hayat mutlak ve muhit olur, mayen olamaz. Yani mutlak ve mühitlikten kastım şuydu. Ee, hayattan camidat yaratıldı. Hayattan bitki yaratıldı. Hayattan hayvanlar yaratıldı. Hayattan melekler yaratıldı. Hayattan cinler yaratıldı. Hayattan eflak yaratıldı. İşte bunları e, yaratmadaki tasnifat, camidat, nebatat, hayvanat, ruhaniyat... Tamam böyle. Bunları e, derecelendiren derecelendiren hayatın içerisindeki hayat mutlak ve muhittir. Hududu yoktur. E, ezeli ve ebedidir. Onu muayenleştiren, alemi şahadete tanımlayan, hayat alemi şahadete tanımlayan yumittir, meftir. Meft hayata anlam yüklemek içindir. Mesela ölüm yok. Ölüm yok diyelim dünyada. Hiç kimse ölmüyor. Hayatın anlamı olur mu? Ne ne için nedir ya? Yani ahiret, ahiret, ahirete iman dünyayı tanımlıyordu ya. Yapamam, edemem, diyemem. Allah ayıptır ya, günahtır ya. Allah affetsin falan. Haramdır. Bunlar sana söyletilen neydi? Ahirete iman. Ahirete iman kalkarsa dünyada doğrular ve yanlışlar olur mu? Olmaz. Mefti kaldır. Ne olur hayat? Hiçbir anlamı olmaz. İlişki ve çelişkiler kalkar. Mutlak ve mühüt zulüm olur. Zulüm olur. Yani ifade edemezsin zulmün derecesini. Ölüm yok. Şöyle diyeyim. Adam parçalanmış. Adam parçalanmış. Vurcudu parçalanmış. Solucan gibi yani. iki bölünüsü iki tane oluyor. Parmağı canlı. Kolundan ayrıldı. Hala canlı. Orada duruyor. Ölüm yok. Bu da parçalandı. O da orada duruyor. Özeli ve ebedi yani. Ölüm yok. Ne olur? Böyle yaşanır mı sonsuz? İşte hayatın içerisine anlam katan mevt düşüncesidir. Meftin olmasıdır. Mevt hayat anlam yükler. Mefti kaldırırsan hayatın anlamı yoktur. Tanımlayamazsın. Bir daha. Rahmetim gadabımı aşmış. Rahmet mutlak ve muhittir e, gadap ne yapmıştır? Onu yere çakmıştır. Yani bitkiye rahmeti, hayvanlara rahmeti, kadına, erkeğe, alime, cahile rahmeti mertebelendiren gadaptır. Gadap olmasa rahmetin meratibi olmaz. Mutlak ve muhit olur, sonsuz olur. 538 sözde. Aynı bunun gibi de yuhi ve yumit. Yuhi yumit nedir? Ee, Yuhi hay sıfattır. Hay sıfattır hay. Bu hay sıfatı mutlak ve muhittir. Alemi şahadete nasıl montaj edeceksin? Yani bitki hayatı, camidat, nebatat, hayvanat, ruhaniyat. Bunları 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 mertebesi farklıdır. Meratib hayat farklıdır. Çeşitlidir mera. O ana temadır beş mertebe hayat. Sonsuzdur. Mesela nebatat hayatı bir tane söylemiş usta. Kızıl ağaç kaç sene yaşar? Armut kaç sene yaşar? Zeytin kaç sene yaşar? Bak o da mertebeli değil. İşte hayat hay mutlak ve muhittir. Alemi şahadette tasnif yapan, mertebelendiren ve mertebelerden anlam çıkartan, anlamlandıran İlişki ve çelişkilerini koyan, ilişki şu, göz çiçek ilişki, karanlık aydınlık çelişki. Bu koyan, işte mutlak ve muhit olan bu hay sıfatını, hay sıfatını, mevt onu mutlak ve muhitlikten muayyenleştiriyor, muayen, muayen yapıyor. Burayı bir anlasaydık çok değişik bir şey. Ne, ne, demek ne anlamdıksa artık. Ee, başka cümle şuydu. Yaşadığını anlamayan ölümün lazımlığını nasıl anlar? O işlerini dışarıda yap Halil kardeş. Bak şurada sağda lava var. İntikam peşine koştuğun zannediyorsun. Oysa mezarına koşuyorsun. Bir daha. İntikam peşine koştuğunu zannediyorsun. Oysa mezarına koşuyoruz. Şurada bir şey tepecikte bir bahçenin duvarı var. Ara, orada toplanıp uyuşturucu içen gençlerin şeyi var hep. Görümse içim gidiyor böyle. Ee, çok dünyanın başkenti diyor. E, Rotterdam'dır diyor. Yazmış. Çünkü etsanede uyuşturucu satın alınıyor ya. Orada yazmış. Yani dünyada serbesttir. Orada eczane gidip girip alıyoruz. Diyor ki biz içerek diyor. İçerek içimizdeki mezarlığı soluyoruz. Diyor. İçerek içimizdeki mezarlığı soluyoruz. Ee, i̇ntikam peşine koştun zannediyorsun. Oysa kendi mezarına kendin kazıyorsun. Kendin giriyorsun. Sıkıntın için refah refahın içinde sıkıntı saklıdır. Sıkıntının içi, sıkıntının içi, refah, refahın içindeyse sıkıntı saklıdır. Dertler bana derman imiş. Bunu anlamak çok zordur. İnkışafat-ı ruhuye gerekiyor ustadın o sözünü. Dertler bana derman imiş. Onu anlamak demek ki. E, biraz önce anlattım var ya 10 on dakika işte rahmetim kadabımı, bir de yuhi ve yumit. Ee, Allah'ın yumit, meft esması var ama meft sıfatı yok. Yuhi sıfatı var. O, onu ne yaptığını, o ne kadar lazım olduğunu, meft ne kadar mühim olduğunu anlattım bir 10 dakika. Bu işte. Haklı dahi çıkacağın muna kaşalara sakın girme. Haklısın, haklı olacaksın haklı dayı çıkacağın münakaşalara girme. Sonuç haklı olsan da. Alimle cahili münakaşa edip de alimin diyor haklı çıktığını, galip çıktığını, kazanımla çıktığını ben görmedim diyor. Kim? İmam Ali radıyallahu anh. Bu lega adlı kitabında. Kazanmak için dövüşme. Dış dünyayı yönetmek ihtiyarla olur. Bedensel hayatı, dünya hayatını yönetmek Cüz-i ihtiyarla olur. İç alemi, iç dünyanı yapılandırıp yöneten ise iradedir. İkisini de sorarlar ya, ihtiyarla irade ne farkı var İbrahim diye. Devamlı onu sorarlar. Ee, i̇kisi de tercihtir. Birisi dış dünya, alemi şahadeti, mülk alemini, bedensel hayatımızı, dünya hayatımızı tanzim ediyor. Cüz-i ihtiyarı. Bunun e, ustadı akıldır. İhtiyarla akıl beraber çalışıyor. Ee, i̇ç alemi yapılandıran, yöneten iradedir. Bunu da vicdan ve vicdandaki zihin yönetir. Yani iradeli insanlar başkalarının yönetmeye talip olmazlar. Çok acayip. İradeli insanlar başkalarını yönetmeye, emri altına almaya talip olmazlar. Çok zor. Onun için halifeler hiçbir zaman... Yönetim istememişlerdir. Hep üzülmüşlerdir, hep kaçmışlardır. Düz okuyun bir daha. Dış dünyayı yönetmek ihtiyar, iç dünyayı yapılandırıp yöneten iradedir. Yani iradeli insanlar başkalarını yönetmeye talip olmazlar. Şuradan da biraz da gideyim. İntikam psikolojisi toparlanmanız için şey yapıyorum. Karşıya ceza vermese kendini cezalandırır. Bu ifrat. Karşıya ceza, intikam psikolojisinden bahsediyorum. Karşıya ceza veremezse, vermek istiyor. Kendisini cezalandırır. Bu ifratıdır. Evet, çünkü ceza vermek istiyordu. Yani ceza vermek istiyordu, istiyordu. İf o ifrat. i̇frat Kendisine verdi tefrit. Evet. Ee, kendisini cezalandırırsa o tefrit de cezalandırmak ifrat. İntikam ifrat karşıyı karşıyı şey yaparsa e, ifrat bu. İntikamın tefriti ise yapamadı değil mi? Tefriti doğurur, kendine yönelir. Vasatı insanları yok saymaktır yerinde kullanıp kemalat insaniyeye ve makasıdı hayri külliye vesile yapar. Gayretullah'a sebep olur vasatı, intikamın. Daha gayretli olur. Daha güzel yapmaya çalışırsın. Rüştü abi şöyle derdi. Belki işinize yarar. Rüştü dedim. Adam, nev adamlar ya naklediyorum. Sen de güzel sözlerin olsun da nakledilsin. Bazıları belki rahatsız oluyor. Niye naklediyorsun? plakasız araba yoktur. Kimden söz alırsan o terbiye odur, ahlak odur. Öyle biraz önce Konfüçyüs'ten bir cümle söyledim. Elin adamı aldımsa diyeceksin. Ahlak budur. Onun için söylüyorum. Birilerini yüceltmiyorum. Bazıları yazmış da kendi hocasından bahsetmek kadar mubah ol, dürüstlük başka ne olabilir? Böyle bir tuhaf da var. Dedi ki Rüştü abi dedim. Falanca dedim. Risal'in aleyhine bulunuyor. O tarikat böyle. Meşhur şu anda televizyonlarda vitrinlere çıkan zaten. Neredeyse fasık-ı olacak yani. Öyle böyle garip garip şeylerle çıkıyor. Dedim ki Risal o zaman. 1987 var. 87-88 Rüştü abi dedim şu pek işinize yarar psikolojide aile hayatınızda da. Risan aleyhinde bulunuyor dedim. Ne yapmak lazım dedim yani. Odasında cevşeni dışarıda okur. Salonun odasının kapısına çık yapar. Elinde ezber gibi. Ezber Yani. Ama elinde tutuyor cevşeni. Volt atıp gider. O da... Okuyor böyle. Keşke demeseydik ama. Adam moralını bozdum yani. Bir şey sonra ne? Ben geldim. Dedim böyle böyle bir adam bu falan adam risale Ali'ni bulunuyor. Hiç ses yapmadı. Çünkü gitti, bir gitti, iki gitti, ikinci de durdu. Dedi ki öyle birisi yaşıyor mu dedi. Ama öyle birisi yaşıyor mu dedi. Ben de tabii çok iyi biliyorum. Bunun psikoloji şeyini yani terbiye metodunu. Yaşadığını bilmiyor mu? Ses yapmadım. Ama pişman oldum. Keşke demeseydim. Ondan sonra öyle birisi yaşıyor mu dedi. Neyse gitti bir altı, bir volt ikincisinde bak dedi. Dışarıda dedi araba demezdi. Makina sesi. Makine sesi geliyor değil mi dedi. Evet abi geliyor. Yani araba sesi geliyor. Sen hiç merak ettin mi hangi arabadır falan. Her makine sesi, motor sesi. Hangi markanın sesidir diye. Hiç camdan bakıyor musun dedi. Yok abi. dedi. Sen de dedi dünyanda bazı insanların konuşmasının sesini makine motor sesi kabul etti dedi. Kemliküm say. Cümle onun. Kemliküm. Varmış yokmuş. Eşit. Varlığıyla yokluğu eşit. Kale alma. Bu herhalde bypass yöntemi işte. Yani bu adam konuşmamıştı. Konuştu. Şimdi biz varız. Buradan kablo tak. Buradan kes boruyu. Tamir uğraşma. Burayı buraya tak. Buradan aşırmalı yap. Bypass yap. Bunun yok say. Kehemlüküm derler. Yani var da yok. Öyle. Kale alma. <laughs> yani yokluğuna hükmet. Öyle bir insan yaşamıyor de. Bunu becer dedi. Böyle bir insan gelmemiş. Ama nefes alıyor. Hakikat dünyasında yok diyor. Ben sana hayal kur demiyorum diyor. Hakikat dünyasının adamı değil. Hakikat dünyası olmayanı da şehrin çöplüğüne atarsın dedi. O zaman altın şehirdi İstanbul Büyükşehir'in çöplüğü. O, var ya altın şehir. O çöplüğü atarsın dedi. Hakikat çöplüğünü at dedi. Hakikat çöplüğü de onun sözüdür. Hakikat böyle hakikat dünyasında böyle bir insan yaşamamış. Ama mahluk yaşamış dedi. O da mevcudatın sözüdür diyor. Demek ki intikam psikolojisi böyle sana e, haletler veriyor. Vasat, vasatı, vasatı, vasat'ı okuyayım insanları yok saymaktır veya yerinde kullanıp kemalat insaniye yani o e, biraz önce çarptı şey ya bana işte yerinde yok saymak onu veya e, kemalat insaniye ve makasıdı hayri külliye vesile yapmak nasıl yani hakikat çöplüğüne atı vermek yani kale almak Bak, böyle yaptım ya böyle işte senin bu kemalattır ama cahil olsan ifrat mı olduğundan sonra böyle kedi köpek gibi saldırırsın. Hiç uğraşma. Veya adiz olsan böyle, özgüveni yoksa içine kapanırsın böyle kendi kendini yersin. Hiç de gerek yok onlara. Başka ne yaparsana böyle intikam psikolojisi gayretullah'a sebep olur vasatı. Sen böyle gayretine şapanca şey ama gayretullah da aktif olur. Gayretullah aktif edersin. Gayretine sebep olur. Daha güzel çalışırsın. İncindi incindiğinde seni incitse kendini sorgulay sorgulayabilirsen intikamın önü alınır. Yani incitti beni. Ama bu incittiği şeyle kendimi bir sorgulayabilsem bu çok zor ben işte çok az yapabiliyorum ama bak mesela tenkit etti adam böyle davrandı dedim dün akşam mesela veya işte şu gün ya derste böyle yaptı. Ya nasıl yaptı niye yaptı yerine? Ya bunu niye yaptı acaba ya? Dur bakayım. Volta atıyorum, çay çay yapıyorum şeyimde. Ondan sonra he şu İrfan gel buraya. Güzel. Güzel. Demek ki bu adam bunu yaptı ama bunu yaptı ama acaba benim nerede bir hata yaptım? Direkt diyemedi. Demek ki incindiğinde kendini sorgulayabilirsen intikamın önü alınır. Kendi varlığının varlığının ortadan kalkıyoruz zannına kapılır insan. Sana hücum edildi intikam almıyorsun ya. Sana diyor ki beni ortadan kaldıracak. Onun için insan tahrik olur. Beni ortadan kaldırmak istiyor. Ben de acizim. Aciz değilsin. Güçlü olduğun için mukabele-i bilmisil yapmıyorsun. İhvanlarıma da şunu tavsiye ederim ki diyor. Mukabele-i bilmisille mukabele etmesinler. Ama yalnız şuna da dikkat etsinler ki... ...zaafı gösterip düşmanın diyor... ...hevesini teşcih edecek şeylerde de bulunmasınlar. Yani vasatı da bulacaksın. Zafiyetini de göstermiyorsun. Ama intikamla da meşgul olma. Çünkü intikam almak zayıflerin özelliğidir. Acizlerin özelliğidir. Onu anlam yükleyip, onu anlamlandırıp basamak yapmak kemalat, kema, kamil insanların özelliğidir. Çünkü makası da hayrı külliye vesile oluyor. <laughs> Aslında geleceğe matuf seni canlı tutar intikam. Gece, e, geleceğe seni canlı tutuyor intikamisi maddi ve manevi hayatta kalmana sebep olabilir vasatı. Niye? Yani düşmeyeyim. Bak bu adamlar dost var düşman var derler Anadolu'da. Seni vasatta ve canlı durmana ve gayretli olmana sebep olur. Ama ne yapı düşmeyeyim. Çünkü düşman çok. Ustad, ustad bunu da söyleyeyim alacağım sonra. Ustad Hazretleri tarih hayatta bir tane battaniye ile sarılmış bir resmi var. resmin de böyle girişi şöyle. O anahtar deliğinden çekilmiş. Ustad delikten fotoğraf çekileceğini biliyor. Kefere demiş ki bir resmin çekin gönderin bakalım yaşıyor mu? Oysa zayıf böyle bir şey olmuş. Güçlü göstermek için battaniye almış. Resim çekeceklerini hissetmiş. Haber vermiş otellerden. Tam delikten gizli çekilecekler. Battaniye yorganı giymiş. An yani bakın tarihçede. Poz veriyor yorganla. Yani güçlü yaptı kendisini. Kefereye gittiğini. Zaafını gösterme. Güçlü olan intikam hissin arkasına geçip vasata kalabilir. Güçlü insanlar o talep ettiği, o tekisinin davrandığı çukura düşmez. İntikamın arkasına geçip intikamı yönetebilir. O mücadele hissini kazanıma dönüştürebilir. Af yolunu seçersen Allah ayette söylüyor. Sen af yolunu seç, az zararla sıyrıl. Af yolunu seçersen zalimle de zalimle de hayat boyu affedilme sorumluluğunun ağırlığıyla yaşamasına devam edecek. Yani sen af yaptın ya. Yani mukabele bir misil yapmadın af yolunu. Ona öyle bir şey yüklüyorsun ki zalim olduğunu kendisi bile sen muhatap olmadın ya. Zalimliliğin sorumluluğu altında ezilip kalacak o. Uyandıkça zalim olduğunu, uyandıkça basit olduğunu cezasını vermiş oluyorsun devamlı onu eziyor. Eğer uyanmamış, vicdan uyanmamışsa zaten vicdansız da bir sorunumuz yoktur. Bir de okuyayım. Af yolunu seçersen zalimle de hayat boyu affedilme sorumluluğun ağırlığıyla yaşamasına devam edecek. O zaman affederek sen ona hayat boyu ceza vermiş oluyorsun. Yani o istediği mukabeleyi bilmiş misil böyle yaptı. Senden de bekliyor ki böyle yap, davranacak. Yapmayarak ona ceza vermiş oluyorsun. Boşa kalıyor onun e, hücumu. Boşa geçmiş oluyor. Yani yumruk atıyor. Eğer karşısına olsaydın yumruk hem değerlerini ve kolu çıkmazdı. Eğer yumruk attığı zaman sen mukabele vermedin, karşılık karşı durmadınsa boşa gider, kolu çıkar. İntikamını alsan ona bir defa zarar vermiş olacaktın. Ama intikam almayarak hayat boyu intikam alıyorsun ondan. Çünkü güçlü insan diyor değil mi Peygamber Aleyhisselam? Ayette de. Güçlü insan intikam alma, gücünü alma, öcünü alma güçteyken, haldeyken almamasıdır. Muntakim diye esma da var değil mi? Evet, muntakim esması var. Hiç var, Ay, o isma zaten. İntikam anı bir zevk verir insana. Araba makas yaptı. Hep anlatıyorum böyle. Dişçiye gitmiştim hapishanede. Kuyruktayız böyle. Hapishanenin dişçi kliniği, doktor. Önümde İstanbul valisi, arkamda da bir adam var hep diyorum. Neyse arkamda, arkamdaki ile tanıştım. Dedi ki, şeyde dedi, arabada giderken makas oldu dedi. Önüme geçti, bağıştık, çağırıştık dedi. Ondan sonra ben arabadan indim dedi. O da indi dedi. Ondan sonra beni görünce arabaya gelin döndü. Sopa aldı ben de aldım dedi bu sefer. Asla çekip gidebilirdim dedi. Bak o da bağırıştı. ben bağıştı. Geçip gidebilirdim. Ama ben kırdım önün Sonra sopalı gelince ben de sopa nasıl yaptımsa ben sopayı ben vurdum dedi. Adam öldü dedi. Karşıdaki, karşıdaki aile gitti. Benim ailem de gitti. Benim de dünyam gitti. Ee, dedi ki bir de öğrendim dedi dinde. Suçsuz bir yerde bir din değil dedi kavgamız. Mal mülk de değil dedi. Suçsuz yere adam öldürdüğüm için ayette de varmış dedi. Sonsuz cehennemliyim dedi ben. Şimdi düşün ben sonsuz cehennemliyim diye yaşıyor Suçsuz yere bir insan öldürmek bütün insanlar öldürmek olduğundan sonsuz cehennemliktir diyor. Bunu da öğrenmiş. Psikolojisini düşün. Peki bir intikam lezzeti, küçük bir intikam lezzeti belki de 5-10 saniye. 18 seneden beri burada yatıyorum hala bitmedi, bitmez. Bak intikam anı bir zevk verir insana. Ee, in, i̇ntikam ki olacaktı. Aklı devre dişi yapar, zeka ve hissi hakim kılar. İntikam hissi aklı devre dişi yapar, zeka ve intikam alma hissi devreye girer. İnsanın aklı devre dışı yapıldığından düzgün düşünemez. Affetmek kendini aşkın olanların erdemlikleridir. Affetmek kendini aşkın yani kendisini aşmış olanların erdem erdemlikleridir. Beyin kana asıdı salgılar. Beyin kana sa kana asıdı salgılar kanın yapısını intikam değiştiriyor. Mesela beyin böyle bir şey istiyor. <laughs> Cihat için yaratıldığı için. Kan görünce o beyin kan ile görecek. Kan görünce o intikam gidiyormuş. Onun için e, Müslüman iç alemde birbirlerinden intikam almak veya kan dökmek dürtüsü var ya intikamla yaratıldığı için. Ya yani veya şey cihatla. Cihat için yaratıldığı için bu kan dökme özelliği var insanda. Bunu ister yer yer vurup kırmak. Bu bunu tahliye edip asüde yaşamaları için senede bir kurban farz edilmiş. Farz yapılmış. Kan dökerek yani kurban keserek o kan dökme psikolojimiz tatmin oluyor. Onun için kurbanı havale etmeyin. Havale edersen bile bir tane sen kes. Hazreti Ayşe validemize Hazreti Peygamber söylüyor. Kadın haliyle keşke gitseydin kurbanın yanında seyretseydin demiş. O kan dökme, hücum etme e, özelliği tak. Evet. Ya kurban o artık o çocuk kurtulamaz. babamın kültü şeydir. Kurban kesme psikolojisi gelişir. O çocuğun vurma, kırma böyle kalem çıkıyor atları falan. Bu hırçın nasıl tatmin edeceksin? Var o kan kan dökme var. Son şeyimi okuyorum. Uhuvet senin çizdiğin dostlarla, senin çizdiğin davranışlar değildir. Uhuvet dersin. Uhuvet dersin ama insanı ilişkilerde seçici davranıyorsun. Senin oluşturduğun ahbaplar grubuna, grubuna uhuvet yanında olmayanlara ayrılıkçılık gibi sıfatlarla itham etmek hususi dünyana zanlarına münasebet kurduğun çapına onayladığın arkadaşların bütünlüğüne uvet sırrı var. Kanunu var ama hep bu değildir. Kısacası uhuvet aklidir, muhabbet kalbidir. Evet. Şimdi 243 dima his 10 14. Sayfa 278. Tamam ısırmak için bu kadar dersimiz yeter. Buradayız. Uhuvvet neydir? Aklidir, bilimseldir, ölçülüdür, kuralları vardır. Bilgiye dayanır uhuvvet. Ölçüleri vardır, dusturlardır. Mesela amelinizde rıza ilahi olmalı, dusturdur. Uhuvvete sebeptir. Ama muhabbet sebepsizdir, kalbidir. Uhuvvet aklidir, muhabbet kalbidir. Uhuvvet bilimseldir, ölçülüdür, bilgiler, malzemeler lazım muhabbet için sebep yoktur, sebepsizdir. Bu kainatın bir sebebi vücudu Allah niçin yaratmış? Muhabbettir. Sebepsiz yaratmış Allah. İlk niçin yaratmış? Muhabbet etmiş. Uhuvvet sebeplidir. Muhabbet sebepsizdir. Sebepli de olur, sebepsiz de olur. Çünkü kapsar muhabbet. Çok acayip şeyler ya Risale'nde. Çok garip. Mesela ihtiyarla ilade. Abi ikisi aynı değil mi ya? Bir neci var ya? Dallar kadar fark var işte biraz önce okuduk. İrade ihtiyar, ihtiyar dışsaldır, bedenseldir, alem şahadettedir. Mazi ve mustakbelle ilişki ve çelişkilendirir. Anda tercihler yapar. İrade ise enfusidir, lahutidir. Yani iç alemi yapılandırır ve iç alemde tercihler yapar. Sebep çalışmaz iradede pek. İç alem. Niye bu duyguyu seçiyorsun? Sebebi yoktur seçiyorum işte. Evet, Kastamonu 166. Zira anda görünür binlerle emelleri, galeyanlı arzular, heyecanlı hissiyat kainata uzanmış. Yani ortadan aldım cümleyi. Bu ne demek? Ne demek? His geçtiği için. Zira onda görünür binlerle emeller insanda. Bir sürü emeller var. Emel ne kadar? Sonsuz. Ne, Nerelere emel etmiyoruz, arzu etmiyoruz? Mehmet kardeş, galeyanlı hissiyatlar var. Heyecanlı hissiyat var. Kainata uzanmış. Tamam. Şimdi bitti. Histe her çeşit fikir, fik, histe her çeşit fikirler, duygular, latifeler yaşanır. His neydi? Hissedar olmaktır. Yani, diş dünyada bildiğimiz bir şey de tekrar ediyorum. Diş dünyada bu meyvelerin bittiği yer var ya toprak, Armut, çeftali, bina yapılmış, araba dolaşıyor. Su var, deniz var. Toprak. Diş dünyada zemin neyse iç alemde de hissi his böyledir. İç alemin zeminidir. Orada ne büyür? Burada armut, şeftali büyüdüğü gibi e, zıtlar da büyüyor. E, biber büyüyor. Kavun da büyüyor. İkisi zıt. İç alemde de hissiyat e, vicdandadır. Hissiyat vicdandadır. E, fikirden gelen bilgiler his de, His formatına dönüştürülerek aslı fikir ama hisse dönüştürülmüş. Neye benziyor? Armutu bizim memlekette, Deri Hoca rahmet yapardı. Bir armuta aşlama yapılıyor. Geliyor veya kiraza. Geliyor, aşlama yapıyorsun. Bu cins değil. Aşlamadan sonra değişiyor. Yani fikir aslı, kiraz aslı fikir. Yani yabani. Aşılıyorsun, değişiyor ya. Fikir iken vicdana iniyor. Vicdan zemininde o fikir, yazılımı fikir ama his formatında, his görünümünde. Onun için his de fikir atarsan, kalpten duyguya atarsan, ruhtan latife atarsan, o his de neşu nema bulur. Orada büyür. Ama e, görünümü, yani varlığı histir. Ama içi, içindeki ruhu yazılım fikirdir veya duygudur. Aklın fikirlerini, kalbin duygularını, ruhun latifelerini o his, vicdanda da his, o his semininde buyur. O zaman diyor ki, his her çeşit fikirleri, duyguları ve latifeleri yaşanır. Burada mısınız, iyi misiniz? Canlıyız değil mi? Tamam. Yani dışarıdaki dünya etkiliyor hepimizi. Nasıl? Hava kapalıysa inkıbaz ve kabzaletleri olur. Yani onun da etkisi var. İnkıbaz ve kabzaletleri aletleri bypass yapacaksın. Orayı görmeyeceksin. Dışarı bakınca böyle güneşli hava hayal et. Oradan çıkarsın. Hadi bakalım. İçsel yaşam mahallidir his. İçsel yaşam mahallidir. Heyecanın her çeşidi, fikriyatın ve haletlerin her mertebesi ortaya çıkıp yaşandığı vücut bulduğu mekan, his. Elemin, maneviyatın, küfrün, arzuların yani her şeyin yaşandığı, ortaya çıktığı enfusi mekan, his. Yani şöyle geçiyor. O nurani tarikte bir haleti hissettik. O haletle oluyor hayat. Madeni lezzet, alam olur lezayiz. Yani alam olur lezzet. Elemler lezzet olur. Ne demek bak şimdi. Dertler bana derman imiş. Buna bakıyor bu cetize bak. Ağlam olur lezayiz. Elemler olur lezzetler. Nasıl oluyor? Kardeşim bir fikir var. Tamam. Bunu fikir akılda. Vicdana at böyle. Histe. Aslı yazılım fikirdir Davut. Ama onu aşılayan, onun görüntüsünü değiştiren istir. İçerisi fikirdi, vücudu his. Şimdi eleme yapıyorum. Alam olur, lezaiz. Elemler olur, lezzet. Dertler bana dermanım işi yapıyorum. E, elem e, düşünseldir, fikridir, zandır, bilgidir, malumattır ve kafadadır. Zanlar, bir, bir sıkıntının sebebi zanlardır. Olumsuz düşüncelerdir. Tamam bunu atıyorsun vicdanı. Vicdan ona ona uygun vücut vermiyor. Aşı yapıyor. Yani diyor ki, e, A, B ABC isminde bir video var masa üstüne. Başka bir yerden attım. Dedi ki, ABC isminde bir video var. Üzerine yazılsın mı diyor? Evet diyorum. Yazılsın. O içindeki ABC e, ekrandaki film hayvanlar alemini gösteriyordu. Ama ben attığım bitkiler alemini gösteriyorum aynı isimde. Atınca artık hayvanlar gözükmez, bitkiler gözüküyor. Ama biz surette böyledir. Bilgisayarda aslında o da var orada. O yok olmaz. Yok edemezsiniz. Bir şey çöpe atıyorsun. Yok edemezsiniz. Yok olmaz bir şey. Ucuna Adem'e insan atamaz. Adem atamaz. Abi o yanlış eleme sebep olan fikir, e, su, his, his, suretiyle güzel bir şeyi dönüştürüyor. O fikir ama eleme sebep olacak olan fikir ne olacak? O fikir orada gözükmüyor. O onu besliyor. Mesela diyelim ki Mevlana diyor ki hamuru yaptın diyor. Hamuru yaptın. Yenir mi? Yenmez. Pişirmek gerekiyor. Onu pişiren gözükmeyen ateştir diyor. Pişti diyor. Pişmiş hali soğumuş ekmek. Etmek son. Ama aslında bu enerjidir, ateştir diyor. Ateşi yiyorsun orada. Yani o zaman bu fikirle cevap bulmaya çalışmak ya gerekiyor. o zaten orada durması lazım ki his canlı dursun. Hissi canlı tutan odur. Şöyle daha tut. Intikam gibi. An intikam veya daha ilerisin Meft yok. Hayatın anlamı olur mu? Olur. Hayata anlam yükleyen, hayatın ne mana geldiğini bilebilen insan meftin lazım olduğunu bilir. Meft lazımdır. Hep böyle. O Ustad başka diyor ki e, sihat belasıyla diyor. Nasıl oluyor hastalar sayesinde? Kardeşim acayip ya. içeride bak. Dört tane ya. Dört tane dışarıdan içeri gidiyorum. Akıl. Fikir, aklın fikirleri. Vicdan. His. Kalp. Duygu. Ruh latife. Birbirine geçiş yaptırdığın zaman aslında o yazılım onun. Yazılım onun ama suret o değil. Mesela senin hakkında zanım var, İntikamım var, kızıyorum falan, fikir. Nasıl dediğini niye dedi, bilgisi, bilgi var. Vicdanı attığım zaman onu başka bir formata dönüştürebiliyorsam, yani his, ya demek ki sabır lazım, ben bu insanın daha güzel tarafları da var, o değil gibi. O bir sürü şeyleri çoğaltırsam, yani olayın arkasına bakarsam, o senin hakkındaki zam yok olmuyor. O vicdandaki his de e, içinde duruyor. O vücudu, ağacı canlı tutuyor ama ağacın görünüşü, ağacın görünüşü his. Şöyle diyeyim. Kirazı bu bi bi şeydir, bitkiseldir, ziraatçıdır. Ağacı kestik. Yani aşıladık. Kiraz farklı. Kardeşim ama kökten bunu, bu ağaç aldığını burada dönüştürüyor. Sonra buna... Bu o kadar hakim oluyor ki kendi mesajlarını, kendi elementlerini kökten aldırıyor. Yani evet, bu yabani buna bunu veriyor ama bu hala yabanilikten çıkmış değil. Yapısı yab yabani ama sonuç böyle değil, görüntüsü böyle değil. Ee, vicdandaki his vicdaniyat arttı ya. Yani vicdaniyat ne demek biliyor musun? Ahiret hakim olması demek. Vicdan neydi? Ahiretin küçük provası. Ahiretin küçük bir nümesi vicdandı. Vicdan bir insanda kim demek ahiretle bakan demektir. Ahiretle kızan bir adama, kızdığın bir adama bakarsan ya affet ya ki afa layık olasın. Bu sefer ona bir elbise giydirdim. Çirkin bir adama elbise giydirdim. Çirkin bir kadına boya kübüne soktun. Boya yani. O o kadın çirkin ama seninle muhatabiyeti çirkin değil. Ancak yıkarsa makyaj boyası iken aslı gözüküyor. İşte o giydirilen elbise ki Allah Yahudilere e, e, korku giydireceğim diyor. Başka bir şeye kuvvet vermiş oldu yani. Evet. Mesela adam ediyorum. çektiği derdiyle annesine, babasına, arkadaşına sevgisi atıyor. Aslında birbiriyle alakası yok gibi gözüküyor Tam ama o, ye, o yerinde durduğu halde muhabbeti artmasına sebep oluyor sürekli. Sadakati arttırıyor. Mesela kızdığım bir şeye bir bakıyorsun ki mesela diyelim ki ben başıma gelen bu hapis meselesine ben girer girmez bir düşündüm neyin nesi Allah Allah kim yaptı. Hemen iki rekat ilk girer girmez şükür namazı kıldım. İyi ki böyle bir şey muhab nasip etti bana. Olur mu ya bu manyaklık olması lazım. O uzaktan gören ne demesi lazım? O kafa yedi ya bu. Ama ben ona başka bir elbise giydirdim. O zaman içi hala devam ediyor. Zulme uğradın. Zulümlükten çıkmıyor. Ama benim için zulüm değil artık. Şeref oldu. O altı hala var. Mesela bir sürü hastalık yok mu şu anda bizim? Var. Gidin check up yaptın. On tane sebep çıkar. Çıkmaz mı doktor? Çıkar abi. Şu anda neyiz? Haberimiz yok. Çok rahatız. Ecel değişir mi? Değişmez kardeşim. İleri geri gitmez. Bir saniye değişmez. Bırak ya meşgul olma. başına iş açma. Bu sefer şeydeki gibi e, cevahirlerin spor bölümündeki o başkan var. Sevdiğim birisi. Artık doktorlar illallah dedi. Hiçbir randevu vermiyorlar. Her hafta en az üç defa olabilir. Kemikte bir şey olabilir. Bu hafta kemiği deneyelim. Çekat yaptıralım. Ötüm başka o üç, haftada üç şeye baktırıyormuş. Adet. Damara, ee, kemiğe, bilmem nereye. Gelecek haftaya kara ciğere, böbre bilmem ne. Ne olur ne olmaz. Ölümü yakalayalım. Ölüm tam gelecekti. Ee, ölüm tam gelecek. Böbrekten başlayacaktı. Yakaladık. Onun için def ediyoruz ne yapıyor? Hasta olmayayım diye hasta oluyor. Görüyor musunuz? Hastalığa bak. Devam ediyorum. Şey, elimi lezzete dönüştüren sabır. Sabır vicdanı oluyor Sabır, e, sabır vicdanda doldur ama sabr aslında e, kapteki kalpteki latife insani ait. Çok üstün. Abi vicdanen rahatım diyen bir adam o zaman hissin, hissinde rahat. Zor, i̇şte tabii. Vicdan neydi? vicdan al şey de Allah haşirde sana soru soracağım. Sana muamele edeceğim. Abi şey yapacağım. Mahkemeye çekeceğim her şeyinden. Tam da merak ediyorum nasıl soracak? Ne soracak? Ha onun küçük provasını merhameten getirdi haşir meydanı küçük şeyi haşir meydanın ufalttı yazılıma koydu Allah koydu bize onun adı vicdan. Ha merhameten. İşte mesela diyor ki peygamberin yaptığını yapayım. Yani uzatmayayım demedim ama değil sabırlı olun dedi ve affedici olun bir konuda. Sahabe dedi ki ya Resulallah <laughs> nereye kadar affedelim? Nereye kadar af edilmesi lazım? Nerede başlar? Mutlak mı affedeceğiz? Namusumuza tecavüz etti, aff mı edeceğiz? Adam bizi öldürüyor, affedelim falan. Dedi ki, haşir meydanına geldiniz. Karşınızda cennet, cehennem var. O oh, hesap çekilirken ne kadar af istiyorsanız, o oraya götürdü, boyattı, boyattı. Haşi meydanı yaşattım. Bak karşınıza cennet var, cennet var. Böyle ne kadar af istiyorsan e hop getirdi. O kadar affedici o dünyada. Ha peki alimler ne demiş ona? Bu ahkam çıkmaz. Ahkama dönüştürdüler. Dediler ki haram ve helal haricindedir bu afın ölçüsü. Haram ve helal içi. Mesela şöyle. Ca e, nur talebeleri olarak cami mi açalım? Rankurs mu? Okul mu yapalım? Yurt mu yapalım? Medrese mi yapalım? Adam okul yapmış. bilmiyorum yurt yapmış. Risale-i Nur'un talebelerinin vazifesi her yerde bir küçük ürü açmaktır. Vazifesi bu. Tamam. Artık meşret edilmez bu. Okul mu? Cami mi? Yurt mu? Ne? Meşret edilmez kardeşim. Nur, Nurcu'nun vazifesi budur. Peki Arnavutköy'ün içinde mi dışında mı? Ortasında mı? Birinci kat mı? ikinci kat mı? Beşinci kat Var mı bunun tarifi? Yok. Ha, o haram ve helal olmayan, mubassa denilir. Bu meşverete tabi. Onun hakkında hüküm gelmemişse burada affedici olun diyor. Burada affedemezsin. Allah affetmediğini sen affedemezsin. Allah ceza vermediğini de ceza veremezsin. Haram, helal kavramında affet yoktur. Tamam tamam. Yani namaz kılmasan da olur olur şey benim için şey, tamam senin için olur da yani böyle. Diyelim ki Umum hukuka şey yapıyor. Hizmet de ben diyelim. Umum hukuka şey yapıyor. Ama beşeri hukukumuz var. E, o kay diyorum. E, umum hukuka zarar veriyor. E, dostluğumuz var. Bozulmasın. Öyle bir şey yok. Umum hukukta onu ikaz etmem lazım. Şahsi hukukta şahsi şeylerini kullanacaksın. Umum hukukta yapamazsın. Çünkü mütekelin bahte olsa yani mevzu kendisi olsa kişi diyor da, Musaması mali salihtir. Yani affedebilmen amali salihtir. Mütekeli mal gayrı olursa yani mevzu yani affedecek kişi ben tekilim ama cemaatın temsilen isem mütekeli mal gayrı olsa yani şahsım adına değil cemaat adına isem musaması amali talihtir, cinayettir, -hı, hıyanettir. Görüyor musun? Aynı zat. Kendisi için yapabilir, hizmet için yapamaz. Peşkeş çekemez hizmeti. Ya bu ha, şeyde e, hani ruhun e, havası hissiyatı, e, vicdanın da unsuru hisli. E, biz ruh mertebesinde latife diyoruz. O zaman latife ile his arasında da ciddi, ciddi bir ciddi bir ilişki var Tabii. Hatta ruhtaki latif daha zorlaştırmıyorum. Ruhtaki latife irade olabiliyor. Ruhtaki latife zihin olabiliyor. Ha, hepsine tabi tabi çünkü. Vicdan nedir diyor? Vicdan, vicdan anası, erbaası ruhun dört havası. Ruhtaki tamam. tabii hepsi sadece his değiller. değil de. Dil dil zaman Zalatifel açılımı o dördü de olabilir. Ha dedik ya şuraya vicdanı koy. Şuraya şey ruhu koy. Ruh içsel yapısının latifesini vicdan üzerine dişsel oluyor. Dış dünyadan ruha taşınacaksa vicdaniyat oluyor sonra latifeye dönüşüyor. Buraya uğramadan olmuyor. Ha. O zaman şu. şu. Ka A akıl burada. Bak akıl burada. Ha Yapalım. Tamam. Bak şimdi. Şunu bir ha -ha. Ee, acaba evvel ahir zahir batın desek e oradan baksak mesela e latife neresi olur? ben yani fikirden hani bakarsak fikrin şeyin latifeleşmesi diye baksak latife sanki ahir gibi olur geldi. Mesela fikir len başlayan bir yolculuk olsa yani bir fikrin latifeye dönüşmesi diye baksak fikir evvel olur gibi oldu. Bakalım bakalım. Ha. Bak abiler. Burada dört tane sistem var ya. İrade. Vicdaniyatın içi de burası. Tamam mı? 2 ne var? Sonra Rabbaniye. Bunun vicdanın içi. Burada ne var? Bir sürü malzemeler var. Düşünceler var, malumatlar var, zanlar var, bilgiler var. Bilgiler var, fikir var değil mi? Burada var da var. Tamam mı? Burada ne var? Latifeler var. Burada ne var? Duygular. Duygular. Abiler. Şimdi kendisi bu işte biraz önce yabani kirazla açtan şu fikir iken buraya atarsa izan yoluyla kafada ne vardı? Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Dima niyeti mertebesinden izanla vicdanı attı. Bu fikir buraya gelince irade olur. Bir şekilde bu fikir iradeye dönüşür. Zihine dönüşür. Hisse dönüşür. Latife-i Rabbani'ye dönüşür. Şimdi ruhtan latife diyelim ki şefkat. Şefkat şefkat. Şefkat iradeye dönüşür. Zihne dönüşür, hisse dönüşür. Latife-i rabbaniye'ye dönüşür. Abi şimdi burada o zaman e, sanki karbon, azot, e, oksijen ve hidrojen dört e, madde gibi e, vicdanda hava bu dört madde oluşması gibi bütün izan, şefkat, şunat vesaire Bunların her birisi bu dört maddeden mi oluşuyor? Yani dört esasdan mı oluşuyor? Eğer bu içsel alemde ruh, vicdaniyat olmadan dışsal olmuyor. Çünkü bu nedir diyor? Ee, vicdan, vicdani, vicdaniyatın dört havası unsuru muydu? Vicdandaki unsur, evet, anasır, bundaki, anasır, anasır erbaası. erbaası ana sığrı erbası ve ruhun ert. Dört havası olan he? Erbası. Çift olsun ha bak. Erbası. Şimdi ruh latife, şefkat, ee, irade, bu, burası dışsal diyelim. Dışsal. Mülk. Alemi şahadet. Buradan böyle geliyor. Peki dışarıdan işte gördüğümüz, tuttuğumuz, düşündüğümüz vesaire bu yolla içeriye giriyor. Bak. İçeriye de şöyle. Şuradan da böyle gidiyor. Şuradan böyle olur. Berza oluyor zaten. Şey demişti ya o e, berza nokta iltisakı mı? Nokta iltisakıdır diyor. Alemi şahadet ve alemi gayb arasında noktayı iltisakıdır diyor. Tam şimdi, ona benziyor şu an. Bu işte. Abi mesela ruhtan hiç vicdana geçip akla geçmeyenler de olabilir. Akılda da hiç vicdana gitmeyen, iç gitmeyen gitmeyenler olabilir. Yani kendisi gömülebilir. Eğer aktif değilse, aktif olacaksa. Yani sonra buradan da geliyor. Bak şuradan aynısını yapalım. Buradan da duygu geliyor. Vefa. Vicdaniyat oluyor. Vefa irade olur, zihin olur, hissolatif. Sonra buradan buraya geçebiliyor. Mesela buradakini yapayım. Ters şey diyor abi, alem gayb ve şehadetin noktayı iltisakı ve berzahı <laughs> ve iki alemden birbirine gelen seyyaratın mültekası vicdan, vicdan denilen fıtratı zişudur. Görüyor musun? İşte. Sonra buradan, buraya da gidebiliyor. Bak buradan böyle geldi. Çünkü şöyledir. A eşittir B ise B eşittir A'dır sırınca buradan gelmişse buradan da gidebiliyor. Hangi yolla? İzan yoluyla. Yani vicdaniyat da böyle akıl olabiliyor. Sonra dışsal oluyor. İç alemin şeyi burası. İnsanda da binlerce hissiyat vardı. Evet. Bu yüzden de aslında his altında da açılsa his, oh. o binlerce alt madde çıkacak aslında. Bu yüzden Sonsuz. yani bir şefkat latifesi Geldi, histen gitti, akıla, akıldan da izandan bir fikir geldi deyince, sanki ikisi aynı noktada yapmıyor. O histe binlerce madde var. Başka yani. Yoksa dört tane basit maddeden olmuyor. Yani o yüzden karbon, azot, oksijen, hidrojen uymadı aslında. Çünkü histin altında binlerce... Mesela buradan şefkat diyelim geldi. İrade olabiliyor. Zihin olabiliyor, his olabiliyor, ratife-i olabiliyor. Geldim bu irade Zan olabiliyor, bilgi olur, malumat olur, düşünceler olur. Ya irade, e zihni getir buraya, hissi getir buraya. Latife-i Rabbaniye fikir yap, bilgi yap, düşünceler yap, malumatlar yap, zanlar yap. Yani eyvallah. Nasıl acayip bir sistem ya. Şöyle aslında keşke şöyle çizseydik daha iyi olacak da ama. Şöyle. Keşke onu çizseydik. Astı bu. 4 tane fazla mı koydum? Evet. Çünkü onu konuşuyoruz ya. Yani vicdanı konuşunca kalp sanki hikaye dışarıdan fazladır. Tövbe estağfurullah. Yani, ya tövbe değil mi? Tabii canım. Daha kalbi çok okumadık ondandır herhalde. Ona geleceğiz daha. Böyle. Böyle çalışıyor. Çünkü e, kalp neydi? Vicdan arasındaki ilişki hep böyle yaparım ya. Şimdi bak. Be, be, e, ayaklarımdan yukarı vücudumu kalp kabul et. Bir ayağım vicdan, bir ayağım dima. Makke sefkârı mazari siyatı. Yani kalp denilen iki yöntemle dişsal oluyor ve içsel oluyor. Belki o zaman yani o çizmenizde böyle akılla vicdanı beraber kalp diye mi göstermeli. Bir tarafı mülke bakıyor, bir tarafı kayba bakıyor gibi böyle hani kalbi. Yani böyle yapınca bize illa böyle dışarı atıyoruz biz şimdi böyle. Yani ruhumu da dışarıya attık. Yok şimdi bunu konuşunca bunu merkeze koydum. Abi böyle olunca tam gerçekten şeyin meydanı, meydanın haşirin numunesi gibi olmuş oldu. Hepsini sorgulayan, hepsinin muhasebesinin çekildiği, yapıldığı yer gibi olmuş. E, oku, oku bakayım. Bak o şeyi okudun ya bak. Alemi şahadet ve alemin gaybı nokta iltisakı ve ikisinin geçiş yapıldığı bir alem işte. Ben hafta okuduk zaten. Evet i̇şte okuduk. Alemi gayb ve şehadetin evet. nokta iltisakı. Bak alemi şahadet ve gayb nokta iltisakı. Ve berzahı, berzahı. Iki alemden birbirine gelen seyyaratın mültekası, vicdan denilen fıtratı zişurdur. Evet. Fıtratı zişurdur. Fıtrat ve vicdan akla penceredir. Tevhün şu anı neşrederler. Beşikâh. 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 Şey olur mu Hasan abi? Ee, fikire evvel desek, yani fikirden ee, dışarıdan aldığımız bir şeyin içeriye girip tamam benim şey noktasından söylüyorum. Hı -hı. Fikir'e evvel desek, e, latife en sonda ahir desek Latifeleşiyor ee. gelen fikir. Hı -hı. Ahir desek his Hı -hı. zahir değil diyor. Zahir zahir Anda yaşatan duygu da batın oluyor o zaman. Ee, benziyor. Yani böyle bir ilişki olur mu acaba? Olur olur. Çünkü his, his andadır ya. Değil mi? His daha evet. zahirde ve sanki şey gibi siz orada anlatınca böyle bütün e, vücudun damar. Şöyle yapayım. Şey, gibi Yapayım. Bütün, gibi, his. Yapayım. bütün ee, her şeye o hisle e, enerji ulaşıyor. Fikir. Yapısı e, gibi. E, şey. Ne dedin sen? De, fikir evvel onun dediniz? He, Fikir evvel, evvel dedim. Yani oradan başlar o yönden. Yani hiç dışarıdan aldığımızın e, bizde latife olması tarafıyla anlatıyorum. Hmm. Fikir evvel olur o zaman. Evvel yapsak e, latife ahir olur sağ dedim. En son çıkacak şey latife'dir. Bizde latife haline geliyor. Çok His e, zahirdir. Kalpte başlıyor. Duygu da e, batın o <laughs> zaman dedik. <laughs> Yok. Yani. Ama evet. bu e, dışarıdan olursa hareket. Ama ters olursa evet. 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 Bu sefer ters olursa <gülüyor> ters <laughs> tabi e, bu evvel olur. Çünkü ters olursa ahir evvel olur. Bu kendisini ifade eder en aşağıda. Dışsal olur, ahir olur. Bu ...zahir olur. Da tabii bu da batın olur. Değişir. Çünkü niye? Şöyle bak. Ee, şuraya... ...ruh koy. Buraya vicdan koy. Buraya da... ...dima koy. Buradan böyle olursa... ...şöyle... ...farklı olur. Bundan böyle olursa... ...farklı olur tabii... Evet devam ediyorum. O nurani tarikte bir haleti hissettik. O haleti hissettik. O yolda giderken. O haletle oluyor hayat. O haletle bak buradayım. O haletle oluyor hayat. Madeni lezzet. Yani biz öyle bir yöntemle gidiyoruz ki tefekkürle. O tarihte o yolda bir halet ortaya çıktı, ruhsal oldu. Ruh. Halet deyince orada haleti ruha koyun Perge. Halet kelimesini görürseniz pergel ruhtur. Yani pergelin ucunu ruha koyacaksın. His görünce vicdan, duygu tabir olursa şu ezber olmasın. Furkan kızıyorsun, hareket ettiğimi ama tamam yapacak bir şeyim yok çünkü. Ha, e, duygu deyince kitap okurken pelgenizi kalbe koyacaksınız. Ama bazen dışsal olur. Duygu. Duyguyla evet. da duyuyu karıştırmamak lazım. Ben karıştırdığım için söyleyeyim. Evet. Yani duyu deyince yani, duyu organlarında aldığımız şeylerin arka tarafı, arka kısmı. Arka arka. Mesela duyudur mesela göz, kulak hepsi şey ama arkası başka. Duyu organı değil yani. Değil. Mesela kalp duygu deyince. Yedi duygu diye geçiyor ya normalde. Hani duygu bu duygu değil. Yani onların hariçteki görme duygusu mesela ama aslında arkada onun duygu haline muhabbet sevmek gibi işin artık daha batın tarafına geçtiği. Evet o zahir diyelim. Fikir deyince pergelimizi dima koyuyoruz. His deyince vicdana koyuyoruz. Latife görünce pergelimizi nereye koyuyoruz? Ruh. O zaman o ruhtan başlayacaksın. Ha bak diyor ki burada bu haleti gördün mü? Haleti, ruh. Ha haletle batından zahire baktıkça bak. Haleti hissettik. O zaman o, o haletle yani batın ile olaylara bakarsan o madeni lezzet olur. Olur o zaman alam olur lezayiz. Yani elemler lezzetlere döner. Batınla bakarsan. Batını nereden söylüyor? Ha şu. O haletle diyor. Bak o nurani tarik de o nurani tarikle bir haleti hissettik. Halet neydi? Pergeline de koyacağız. Ruh. Ruha. Hissettik ne koyduk? Dissal. Ruh kendisini hisle şey vicdandaki hisle bak. Ruh haletini vicdandaki hisle akıl yoluyla eyleme dönüştürür. Tersini yapıyorum. Eylem akılda fikir olur. Atılır vicdana his olur. Ruha atılır latife olur. Tamam böyle yapılır. Bir daha. Ruhtaki aletler şefkat. kalbe atılır. Duygu olur. Kalpten vicdana atılır. His olur. Vicdandan akıla atılır. His olur. Şey, fikir olur. Fikir bedene aktarılır. Eylem olur. Ters yapıyorum. Eylem. Şu anda benim hareketlerim. Fikir olur akılda. Akılda fikir eğer vicdana atılırsa his olur. Kalbe atılırsa duygu olur. Ruha atılırsa şef, şey olur, latife olur. Şimdi burada bakışı nereden verdi? Dahilden, ruhtan dışsal yaptı. Dedi ki o nurani tarikle bir haleti hissetti. Halet deyince ruhtur. Ruh merkezli bakınca o haletle oluyor, ne oluyor? O haletle olur. Madeni lezzet alam olur lezais. O zaman dertler bana derman oluyor. Dertlerin dert gözükmesinin sebebi zahirden batına bakmaktan olur. Elemlerin, sıkıntıların basamak olup telakki olması ruh merkez bakarsan olur sana lezaiz. O zaman dertler bana dermanmış. Zaten söylüyor. Burada söylüyor. Her şey yaşanıyor. Ulvi hisleri, ulvi hisleri ortadan kaldıran ise şuymuş. Bak. Bunlar alam olur lezer çünkü ulvi ister sufliyi bloke etme özelliğine sahip. Elbise giydiriyor. Peki ulvi isteri kaldıran nedir? Kastamonu 170'te. Oradan geçeyim. O nuranı o hani peygamberimiz bilmiyorlar diyor ya. Yani bunları bilmeyince ne olacak abi? Çok kötü olur ya. Hayat. Peki bu bildiklerin var ya. Sana ne söylüyor biliyor musun? Bildiklerin bilmen gerekenlerin sonsuzluk içinde işte çok az sonludur. o zaman nasıl vicdan tatmin olacak? Resulullah'ın yaptığı gibi. Şimdi Allah Resulü sonsuz fıtratla yaratılmamış mı? Ama 63 senede kendi fıtratını tam yaşayabilmiş mi? Mümkün değil. Mümkün değil ki. Fani, o da fani. O da sizin gibi bir şey. Fıtratı nedir? Sonsuz ayna. Bakiye, ezele, ebede ayna. E sonlu. <laughs> en azından 63 sene yaşamış. Alem-i surette böyle. Zaten 40 yaşında da peygamberlik gelmiş. Eee ne olacak? Yani yaratılışındaki o yazılımı tam yaşamış mı? Hayır. Olamaz ki. O zaman insan talep etmez mi? Yaşadıklarımla yaşayamadıklarımın acısını çekiyorum. Heh. Ozan diyor ki yaşadıklarımla yaşama mümkün olan o yazılımların fıtratımı yaşayamamanın acısını istiğfar ile yaşanmış gibi alıyorsun Allah'tan. İstiğfar ederek. Sonsuz yaşamış gibi oluyorsun. Onun için sonsuz cennete layık oluyorsun. İstiğfar etmek günahın vücuduna değil yaşama mühtemel olan sonsuz yazılımı yaşayamadım. Sonluyum. Yaşayamadım o sonsuz ihtimaliyatların manen sistem itibariyle yaşanmış gibi muamele görme adı, sistemin adı istifardır. Tövbe ise günahın vücudunu, mesela büyük şehrin arıtma tesisi var. Şehrin pisliğini, kanalizasyonu içme suyunu bile dönüştürüyor, gübreye dönüştürüyor. O tesisin adı nedir? Arıtma tesisi. Tövbe de böyledir. Pislikleri normal bir gübre ve içme suyuna dönüştüren, pislikleri dönüştüren sistemin adı tövbedir. Yani tövbe günah vücudunu ispat eder. İstiğfar ise günah değil. Yaşayamam mümkün olan muhtemel o sonsuz mı? yaşayamadım 63 senede sonsuz o olabilme yaşantılarımın yaşanmış gibi muamele görmenin adı istifardır. O zaman sen işte bu derste görüyorsun sen dedin ki ya peki bu insanlar e, bunlar var haberi olmadan ölecek. Biz de haberimiz olanla olmadıklarımızı da haberdar olduk şimdi. Peki ne yapacağız? Ha, ama bizde şu fark var. O azabımızı, o ihtiyacımızı istiğfar yaparak yaşanmamışların da yaşanmış gibi muamele göreceğiz. E neyle? İstiğfar ile. O istiğfar sisteminin farkındayız. Çünkü bekaya, bakiye aynı olmak normal mı? Şimdi düşün, baki aynı ayna olacaksın. Allah ya, Allah kimsen ben kim ya? <laughs> ne ya bu iki ayaklı bir şey yani kutu? Neresi bu Allah'a muhatap olacak? Ne nasıl bir kul? Ama bunun taşıdığı akla, kalbinde beslediği istidada, ruhundaki meyillere nispeten alem-i şahadet dardır. İnsanı istihab edemez. O aklın fikirlerini, o kalbi meyillerini, o ruhun arzularını tatmin ve teskin edecek ancak darul ettir diyor. İşat icazı. Kastamonu izletmişti diyor ki devamında. Şey abi o istiğfarda nihayetsiz acz ve fakrını tam kusurunu tam Deruhte Etmenin adıdır. Dört tanedir. At, fak, noksan, kusurun, deruhte etmenin adı, dindeki adı, sistemin adı istihbardır. Mesleğimizin de esasları. Mesleğimize. At, fak, noksan, kusurun, deruhte etmenin adı, bizdeki haletlerin adı bu. At, ad, fak, noksan, kusurun, deruhte etmek. At öyle şey değil ha. At o kadar basit seni diliyor ama atsini seni bilmek. <laughs> Adsini bilmek ke kamil insan özelliğidir. Çünkü sonuç ne biliyor musun? Adsin kadar Allah var olur sende. Allah'a gösteren bir sistemdir. Acizliğin kadar Allah tayin ve teşahhus eder. Şu anlar 9. sayfada öyle der. Tayin ve teşahhus. Yani acizliğimiz kadar Allah var olur alemimizde. Fakirliğimizi hissettiğimiz kadar ahiretin ahiret var olur alemimizde. Aç fak o acayip bir şeydir. Acizliğimiz kadar Allah var olur. Fakirliğimiz kadar ahiret var olur. Ee, kusur ve noksanı delilde etmek o beşeriyetten insana çıkmanın yöntemidir. İşte noksan ne demek? Noksanı delilde etmek. Ya Rabbi 60 sene yaşadım. 60 sene yaşadım. Sonsuz bir yazılım var bende. Noksanım buna göre. Ha bunu fark et Aç, fark, noksan. Ha, sonra ya Rabbi beşeriyetten insanlık makamına çıkacağım. O zaman da bir sürü kusurum var. Onu da deruht ediyorum. Kusur bende. Ha, bu dördünü topladık. Aç, fark, noksan kusurunu deruht etmek. Bu toplamı karıştır, tayin pekmez karıştır. Bu sistemin adı istiğfardır. Bilende olur istifar. Hiç abi hiç duymadı. Mesela sırli insanı hiç duymadı bir adam. Ama cennete gitti. Ne olacak evet. bu, bu aynı aynı hepiniz buraya geldik. Hepimiz geldik. Hepimiz aynı ortamdayız. Ne oluyor? Hepimiz aynı mı anlıyoruz? İhtiyacın kadar alacaksın. Onu cennet bahsi diyor? Aç adam günlerce aç sofraya oturmuş. O tekstte tok adam. Mıymıntı gibi. O aç olan aynı yemekten aldığı lezzeti tok şımarmış bir insanın e, ondan alabilir mi o lezzeti? tabii. O kadar. Ha, şuradayız ama hepimiz aynıyız. Buradayız ama kale ciddiye de alamıyoruz ki. Bir şekilde bulunduk. Bu ortamın kıymetini de bilmiyoruz ki fazla. Bu ne demekti bilmiyoruz ki. Ne için? Basit eften püften sebeplerle e, derse girmeyebiliyoruz. Açlıyoruz. Geliyoruz 10-15 dakika sonra iniyoruz. Yukarıda kaldığı halde inmiyor. E, biz bu kıymetin bildiğimiz halde değer vermiyoruz yani öyle bilmeyle olmuyor ki. Ama hayat veriliyor, ömür veriliyor, sermaye veriliyor. Biz bunu duymaya, anlamaya, öğrenmeye zamanımız vermiyoruz. Ya tabii ki kolay mı? Bakinin aynası olmak kolay mı? Şey de desek abi buna, yani mesela fikren intikal edemese de buradaki bir kişi, ama safi bir niyet taşıması yine o şahsı manevi itibariyle aynı his. Tabi derece şudur. Yani adam gelemedi, yapamadı. Her şeyde çalıştığı gibi İslam hukukunda iktidal ihtiyaç, salayet, mesuliyet. Kardeşim, Edirne'de oturuyorsun. Kars'taki peynirin fiyatını biliyorsun. Kars'ta oturuyorsun. Edirne'deki arsanın fiyatını biliyorsun. Bunu bilmiyor musun? Biliyorsun. Bak, insan ne kadar mesuldür, ne kadar alacaktır. Eee... Sa iktidar ihtiyar salayet ve mesuliyeti kadar öyle basit değil ki hani diyor ya geçmiş ümmetin çektiği kadar çekmedikçe cennete gideceğini mi zannediyorsunuz yani bu ne dersidir bu nedir bir bilsek şuraya bak o haleti merkezden bakışın olduğunu orada tahtada ispat etmek ömür lazım abi ömür nasıl alam alam lezayz nasıl olur onu ispat edilsin bu kelimeyle. Neyle? O malzemeyle. O dersi dinlemesen, onu bilmesen, bunu bilemezsin. Okursun. Alam nasıl lezayiz olur? Yani, yani bir şey deriz. Bakış. Bakış olduğunu, halet olduğunu, içten dışarıya bakış olduğunu, olayın arkasına seni geçirdiğini, onu ancak çalışırsan, <laughs> çalışmadın, saldım çayıra, mevlam kayra, e, bir şekilde bunu dinledik, okuduk. Gayret etme. Gayret Gayretin içinde kardeşim. Allah'ın inayeti, ihsanı, lütfu, keremi gayretin içinde koydum diyor. Bunun adı ne demektir? Hidayet bu. Hidayet ne demek biliyor musun? Hidayet. Allah Cenab-ı Hak diyor ki ben istediğime hidayet veriyorum. Hidayet Allah'ın inayeti, lütfu, keremi adeti ilahisi yani sünnet-i seniyenin içindedir. Hidayet istiyorsan sünnet-i seniyeye Sünnet-i ne demektir? Allah'ın hidayeti demektir. Allah'tan hidayet istiyorsan, istediğini almak istiyorsan, istediği gibi olacaksın. Allah'ın is istediğini almak istiyorsan, Allah'tan istediği gibi olacaksın. Hidayet istiyorsan, hidayet denilen sistemin adı var. Sünnet-i Seniyye. Sünnet-i bir beşerin davranışı değildir. Eğer bir beşerin, erkeğin, bir adamın davranışı olsaydı kadınlar taklit edemez. Fıtratın ifadesidir sünnet-i seniye. Kadınlar da sünnet-i seniye uymayacak mı? Uyacak. E, erkek. E, ama aynı zat diyor ki erkeğe benzeyen kadına, kadına benzeyen erkeğe Allah lanet etsin diyor. Dişi kırıldığı hendek Savaşı'nda lanet okumayan zat burada lanet okuyor. Mezarın kefenini çıkaranı Allah lanet etsin diyor. Kadına benzeyen erkeğe, erkeğe benzeyen kadına lanet ediyor. Bu ne demek ya? E, peki, e, sünnet-i seniye bir erkeğin davranışı mıdır? Yok. O zaman kadın nasıl davranış yapacak? Fıtrattır. Sünnet-i seniye kadın erkek değildir. Fıtrattır, yazılımdır. Yaratılışın hakikatıdır, vasatıdır. Kadın erkek yoktur. Çünkü niye? Ruh ne kadındır ne erkektir. Hangi organı çalıştırsa ona göre şekil alır. O taraf ortaya çıkar. Elektriği bağladık elektrik ocağına ısı verdi. Klimaya bağladın soğuk verdi. Elektrik soğuk mudur sıcak mıdır? Fıtrattır. Soğuk ve sıcak cihazattır. Eylemseldir, dişsaldır. Dişilik, erkeklik dişsaldır. Bedenseldir. Ruhta böyle bir şey yoktur. Ruh bütün her şeyin yazılımıdır. Allah'ın dışında her şeyindir. Ruhumdan öfledim ruhunuzu diyor. Allah aşağı dişi erkek midir ya? Dildir. Ruhumdan öfledim diyor. Ruhun öyle bir şeysi yok. Üç buçuk yaşına kadar çocuk kendi canlı ve cansız, ve cinsiyetini de bilmez. Sonra bedeninde bu şekil alır. Bizim şeylerde çok güzel yapılır Karadeniz'de. Hıyar var ya salatalık. Eskide böyle asarlardı böyle. Salata böyle e, şişi var ya pet şişesi gibi. Eskide gazozlar, mazozlar camlıydı. Oraya ufak sukarlar doktorum ha böyle işte tarlaya yavruyu şey hıyarı. Böyle büyüdükçe buraya şeyde büyüyor. Daha da çabuk yiyor. Güneş, soğuk vurmuyor ya. Güneş vurduğu için. Hıyar içeride şişenin şeklini alır. Sonra tam bittiği zaman kapağı, hıyarı şimdi aslı asmasından koparlar. Su koyarlar. Hiç nefes almayacak kadar kapatırlar. Sonra. Nefes almasın. Bir bakarsın olan şu kadar ağzı bu kadar yerde şişenin içi hıyar dolu. Ulan buraya nasıl koydular bu hıyarı ya? Ha, hıyar orada büyüdü. Ha, beden beden şeye benziyor. E, beden cinsiyete benziyor. Ruh ise hıyara benziyor. O hıyar bedenin şeklini aldığı gibi ruh da bu bedene buluna buluna bu karakteri aldı. Buraya göre şekillen. Çünkü ruh sonsuzdur. Nihayetsiz olasılıklar, ihtimaliyatlar var eşcinselliği de var, düz cinselliği de var. Her şey var. Rondan öfledim. Her şeydir. Ama elektrik ocağında bir şeydir. Elektrik her şeydir. Isıdır, ışıktır, görmediğimi şey, gebertirim diyendir. Ampuldur, her şeydir. Fırında sıcaklıktır, değil mi? Elektrik. Ama bir şey gelince bir şey. Elektrik her şeyken bir cihaza geldi mi o Ha bu bedeni çalıştırdığı için bu organlar bu organ, erkeklik organı böyle göre, göre göre erkeklik tarafı gelişti. Ötekiler baskılandı. Şu anda ay yok mu? Var. Niye gözükmüyor? Güneş baskıladığı için. Ama eşcinsellik nasıl oluyor? Aklını almıyor. Çünkü ikisi beraber büyümüş. İki, iki, ikisini beraber yaşamış küçüklükten beri. Öyle ayrışmamış. kazanamamış şahsiyet. Çift yaşamış. Çift yaşayabilir mi? 50 tane bile yaşayabilir. Köpek de olabilir, kedi de olabilir. Sığır olur, oküz olur, ayı olur. Kadın olur, erkek olur. Her şey olur. O zaman fiiller çok önemli. Fiiller çok dikkat edin. Aynen. Fiiller ne demek biliyor musun? Ruha kapı açmaktır. Ya kalbin ve hissin temayülatından çıkıyor. 75 vütbe-i Çok önemli abiler. Sakına bu davaya, hizmete dört elinle değil, kırk elinle sarıl hiçbir şeyin bahaneli olmasın. Hiçbir sakın hizmete koştururken maddi ve manevi bahane limanına girme Allah rızası için. Rüştab ölüyor ve ondan sonra görmedim daha. Abi dedim bana bir tavsiyem var mı? Hasan dedi alacağını aldın. Yiyip sana verebileceğim bu kadardı. Tavsiyem şu. Hizmet ederken sakın hiçbir şeyi bahane limanına girme koştur dedi. Yani ben ekliyorum. Yani koştur. Hiçbir şey hizmette bahane limanına girme. Yok uyudum. İmkanım yoktu. Param yoktu. Ee, şu yoktu. Sakın bahaneye girme. Mesela haç için öyle diyor. Bir yolunu bulursanız gelin. Para bulursanız demiyor. Adam 6 aydan beri Afganistan'dakiler. Ben Arabistan'da tanıştım. Yaya gelmiş. Param yok. Altı ay sürmüş. Afganistan'dan İran'a, oradan Irak'a, oradan Sude 6 altı ay sürmüş. Misafir ola ola, konaklaya konaya, çadırda yata yata sırtımızda diyor, gelmişiz dedi. 6 ay, yalan söylemiyorum. Biraz erken çıkmış olabilir. Afrikadakilerin çoğunlukla araba ile veya yaya geldiğini biliyor. Yemen taraftakiler. Can tanıştım. Bir buçuk aydan beri yoldayız diyor. Biz üç buçuk saatte gidiyoruz. Yani Allah demiyor parası olan. Bir yolunu bulan. Ha? Sakın ha siz siz olun. hizmetin maddi ve manevi hizmet ederken hiçbir zaman ben de size tavsiye ediyorum. Bahanen limanın olmasın. Hiçbir şey. Sakın nasıl yapma ha. Sakın ha. O <laughs> haklı dahi olsan, haksız dahi olsan sonuca göre sürece bak. Sonuç hizmetin dışında mısın? Süreç ne kadar haklı olsa ne olacak? Haklı olduğunda ne oldu? Sonuç ne? Derste değiliz. Olsa ne olacak ki? Sonuç mu? Haklı olur, ha? Haklı olsa ne olur? Derste değiliz. Kastamonu onu 170. O da, o da, bir şey mi ki? Gittin haşir meydanına. <laughs> kulun dedi sen bunu niye böyle yaptın? Ya. Ya ben dedim işte böyledir. Tamam. Haklısın. Hadi bakın ama sonuç bu. Ne olacak? Sonuç bu ise süreç ne olursa olsun da. Ne olacaksa olsun da. Kastamonu 170. Abi aynı şimdi ev devamı. Ne geçti işte? Ha, ha git 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 ha. Ha. Da orası. Ha 170 Kastamonu. Huda ise şifadır. Heva iptalistir. Şimdi bir derse kaç tane en az 15-20 tane ders kullanıyoruz. Heva neydi abiler? Heva neydi? İlahlık iddia etmek. ilahlık iddia etmek iptal hissediyor. Dün akşamki ders. Dün akşamki ders var ya bir ders bir tarafta o bilgisayarla gösterin bir taraftaydı. O kadar değerliydi o. Yani o anlatılanlar e, işitsel. insanın fıtratı işitsel öğrenmek yüzde Görsel yüzde elli sekizdir. Ehli dünya tespit etmiş bunu. Bak şimdi. E, heva diyor iptal hissediyor. İptal hissediyor. Huda ise şifadır. E, dün akşam anlattım ama kim ne anladıysa. Kulazı bir <laughs> Rab, rububiyet, Raplık iddia ediyor. Yo, öyle tobe stavurla Müslüman Rab'lık iddia eder mi? E diyor Allah hakim kılmıyor. Evlenirken, ev, ev, evli yaşarken, ticarette, ticaret hukukunda, tuvalet hukukunda, aile hukukunda, hizmet hukukunda hukukunda koştururken, verirken, alırken, yaparken, yapılırken e bu kulazı bir bin Allah kainatın patronudur, sahibidir. E ben benim dünyamda da rabayna olacağım. Allah'ın dediği gibi yapacağım. Boşanırken, evlenirken, ticaret yaparken böyle yapacağım. Ha onu hakim kılarsa melikin naz. Malik olduklarım var ya maddi ve manevi mülklerim malik olduklarım melekelerime dönüşmüş. Eşya, armut, yat, kat, at bunlar malik. İçeriye taşı melekeler olur. Malik olduklarımız bize melekelik melekelik verir. Malik. Meliki nasıl olur? Benim değil der. Çünkü ne, niçin der? Birinci yolu fermarı şey düğmeyi doğru taktım. Yanlış takarsan şöyle şunu buraya takarsan, bunu mutlaka takarsan yanlış olur. Rabbi nasıl doğru koyarsa fermarı, bir fermarın bir tarafı Rabbi nas, fermarın öteki tarafı Melikin nas, ortadaki onu birleştiren İlahin nas, İlah. Ha, eğer Rab Rabbi hakim kılarsak dünyamıza, Melikin nas, malik olduklarım Allah'ın emaneti olduğunu, istidadım, ruhum, malım, mülküm, eşim, aşım, işim, yatım, katım, atım. Hepsi malik olduklarım, melekelerim olur. O melekeler de meliki aittir? Dersem ilahlık iddia etmem. İlahlık kim iddia eder? Rububiyetini ve malikiyetini fiilen kabul etmeyen kendisi ilahtır. Zaten beşinci... Bu kulazı bir Rabbin nas, meliki nas, ilahi ediyor. Biri izah ediyor. Kulazı bir min şerril vesvasız ellezi ve nas. Birinci ayeti 4, 2, 5, 3. ayeti 6. ayet dişsal yapıyor. O 4 ne demektir? Birin açılımıdır. Rububiyetini kabul etmeyenler de olandır. O kulazı bir nas tefsiri yapmışım bu. Onun bir sesli kayıt yapmışız. Görmüşsünüzdür. Çok tuhaf yani. Mesela kulazı bir nas. Melikinas ilaynas. Min şerril vesvasın hannas. Nedir bu? Kulezu bir Rabbinas'ın dışsalıdır. Yapmayın canın adıdır. E, ha, Şimdi niye bu kadar girdim? Heva. iptal histir. İptal isteyince arkadaşlar bu adam his yaşamıyor mu? Allah aşkına ey nur talebeleri. İptal his olunca 632 sözlerde iptal his de hissetmez diyor. Niye hissetmiyor? Ben durdum kardeşim iptali sonunca his yaşamıyor mu bu adam? Kendisini yaşamıyor. İşte endix veya tenviva ile bilgisayarla buraya girdim. Adam bunu görmüyor. Bu bilgi buraya oturmuş bilgisayarına bakıyor böyle. Kendi o kendini yaşadığını zannediyor. Oysa ben girmişim. Bunun ekranını seyretmesini ne düşünecek? Nereye taraftar olacak? Nereye düşman olacak? Ben belirliyorum kendi iptal hissini iptal ediyor, başkasının. Ya, evet, şu anda o hissini kabul et. Hiçin his zemin ya, bu hissemin ya his, hissemin içsel Kendisini yaşadığını zannediyor. Oysa iptal etmişim, şifreyi vermiş, benim o. Kendisini yaşamıyor, iptal olmuş. Ama yaşıyor. Başkasını yaşıyor. Başkasının hissi midir, yoksa başkasının zekası mıdır? Hepsi akıl yani o hisse iner mi ki orası? his de öyle, fikir de öyle. Abi başkasının aklıdır. Giydirdin diyor o aklı başkası. Ustad diyor, aklı giydin diyor. Evvelde fikir oluyor, zahirde hisse dönüşüyor. Açtı burada. Acaba iptal olan his, hissin vasatı mı? Yoksa yani komple his sistemi devre dışı mı oluyor? Yani sizin anlattığınız başka bir his geliyorsa onun yerine. Yani ağaca aşı yapıyor. Senin kökteki, sen besliyorsun ağacı. Başka bir şey çık, başka bir şey besliyor. Yani aslında kendisini yaşadığını zannediyor ama desinler diye yaşar, ne olur diye yaşar, ayıp olur diye yaşar, din. Mesela dinde de öyle. İptal, bunun menfisi bu. Müsbeti yok mu? Yapacaktık ama ömrüm yetmedi derste. Müsbeti de var. Şahsi manevi iptal hissediyor. Seni içine alıyor dairenin içine. Ya bir bakıyorsun ki aha şimdi mesela derse gelmeden önce sabah neydik? Şimdi bir yaptık. iptalist oldu. Şimdi başka başka bir şahsi manevi seni yönetiyor. Bu da iptali müspeti bu. şu, şu, iptal isterken menfisi değil ki müspeti de var. Vasatı gibi şey Osman dedi ya abi sanki e, şahsi hissine dahil olmak Vasat. Sendeki, sendeki hissin vasata gelmesi. Evet. İptal olmuyor ama. Tefrit olursan He. eğer tefrit olursan sen nefsaniyeti yaşıyorsun vicdanında. İfrat olursan diş salı yaşıyorsun. Böyle de ayrılabilir mi? vahi dinleyen his, vahiyi dinlemeyen his diye ayrılırsa, temelde, e, sanki oradan ayrılıyor. Yani benim hisim, müstakilen bir hisim yok. Müstakilen olan nefsimin hissi var mesela. Ya yani, aslında yani, bir, bir, olsun. Tarafın, bir tarafın hep bir e, kullandığı enerji var. Yani e, bir şeyi kullanıyor. Nefis kullanıyor mesela, boş kalırsa. Kardeşim, peki nedir? Eşyada her şey mübahtır. Ne? Allah bir şey dememişse, Bak Allah Evet Allah buna helal haram dememiş. Ne demektir biliyor musun? Buna mubah denilir. Allah ona haram demedikçe haram olan bir şeyler dahi domuz eti, zina, içki eğer Allah ona haram dememesi olsaydı mubahtır. Eşyada diyor İslam hukukunda asıl olan hüküm mubahtır. Mubahlıktır. Ne helaldir ne haramdır. Tamam. Ama Allah ona hükmet derse haramdır. Veya farzdır. Ya farzdır, ya haramdır. Şimdi e, vicdan neydi okudun? Fıtrat-ı zişûrdur. Mubahtır. Vicdan neydi? Fıtrat-ı Eğer heva e, devreye girerse ilahlık iddia eder. O mubah olan vicdana şahs manevi girerse o da sende külli bir insan oluyorsun. Şahsiyeti manevi kainat kadar oluyor. Yani peki o nedir? Fıtrat izi fizişür olan vicdan mubahtır. Ne helaldir ne haramdır. O bir zemindir. Vasatı bu. Şimdi biraz devam edin. Çok tuhaf dedik ya bu hisse nereden girdik bu projeye? Garip yani. Bir buçuk senede çalışıyoruz böyle. Ama acayip bir dünya ya. Yok, Kastamonu'dayım şimdi. Daha buralara geldi. Buralar olmamış biliyor musun da? Tersten Sondan He? Tersten, Tersten gidiyorum. En son yaptığınızı şimdi okuyor. Okuyor evet. Baştan yazılanlar duruyor. Duruyor. Mesela mesnevideki o berzahtır vicdan var ya. Mesela be bedenle bakarsan vicdana akıl berzahtır. Bir evet konuştuk mu işte. Ha onu anlattım. Çok ilginç o. Onu mecbur anlattım. Yani eee bedenle vicdana bakarsan arasına var akıl. Akılla kalbe bakacaksan vicdan berzahtır. Vicdanla bakacaksan ruha kalp berzahtır. Kalp ile eneye bakacaksan ruh berzahtır. Ruhla bakacaksan sır insaniye ene berzahtır. Ene Allah'a bakacaksan sır insanı berzahtır. Çok tuhaf. Tersi de böyle. A eşittir B ise B eşittir A'dır. Devam ediyorum. Bu ne demek? Kastamonu 170 Huda ise şifadır. Heva iptali histir. İhlalık iddiası olan heva iptal his yapar. Yani ulvi, kutsi ve lahuti haletleri yaşatan hislere hisleri iptal ediyor. Devamında diyor ki çok acayip de bunu girecektik. Keşke girebilseydik o akşam ama. Ee, devamında diyor ki hevesatı sihirbaz. Arkadaşlar hevesler sihirdir. Sihirliyor bizi. Aklı sihirlerse, dört tane ya içsel sistemde hepiniz bildiğiniz bir şey. Akıl, vicdan, kalp, ruh. Ha. Eğer hevesat hevesat neymiş? Hevesat, aklı sihirler. Ee, vicdanı sihirler. Kalbi sihirler. Ruhu sihirler. velet olur. Sihirlenince mesela e, akılda bir mesela şey geçiyor. Oraya girmeyelim. Ee, el neyse. Biraz konuşmuştuk İrfan'la. Anladın mı abi? <laughs> Hatırladın mı? Çok tuhaf. Burada konuşamayacağım bir şey. Ya? Burada konuşulamayacak bir şey. Ama Mesnevi Nuriye'de var. Yani dersi diye mi konuşamayan... Yok. Hem de edep. Yani garip bir şey ustat İki tane baştan bahsediyor. İki baş. Evet. İki baş. Çok tuhaf. Bir salim-i şehadet, bir gayb. Ya. Neyse. Ee, hevesat. Hevesat-ı sihirbaz. Abiler. Hevesat sihirliyor insanı. Onu anlatacak şimdi. Hevesler de insanı sihirliyormuş. Yani bir loka ediyormuş insanı. Ne demek? Doğru yanlış. Şey, doğruyu yanlış yakışır bana, yakışmaz bana gibi ulvi ve kutsi dünya yaşanmıyor işte. Heves, sihirler. Ne sihirler? Heves, dima sihirleyince e, ne olur dima sihirliyor heves? Kelam gayrimeşru oluyor. Şeyin abi, hevesin, hevanın e, müsbeti veya vasatı var mı değil mi? Var. Yani şimdi biz hep menfiden gidiyoruz. Yok yok o heva olmasa, ilahlık sistemin olmasa Allah'ın zatı nasıl olacak? Şu Allah'ın şirki var mı kainatta? Şirki var mı? Yok. Nerede var? Kafasızın kafasında var. O şirkten gireyim de. Niye? Alemimizde adeta vücudu gösteren Adem gibi, ilmi gösteren cehalet gibi. Cehalet zemini yoksa ilim olur mu? Adem yoksa vücut olur mu? Evet. O zaman abi burada yani böyle iptal deyince, heva deyince ben hissin yok eden hevadır gibi anlıyorum. Burada yani karşıtı gibi. O, evet. Ama bunların müsbeti de var. Hevanın da müsbeti var. O zaman müsbet çalışan heva ile hissi arasında bir ilişki de olması lazım. Evet. Müspet Müsbet olarak. Evet. Şimdi burada menfi menfi hali var. Ama üstüne koydu. Şuraya bak, müsbeti de koydu. Huda ise şifadır. Nedir? Bunu değiştirirsen. Yani tersini şöyle de. Heva iptal Şifa bunun tersini, bu da bunun tersi. O zaman şunu demek istiyorum. Heva iptali histir. Burası heva menfi. E, hissi iptal etmesi de menfi oldu. Tamam. Menfi menfi. Müsbet müsbet heva his ilişkisine... Müsbet müsbet işte bu şeydir. Bu geliyor. Huva. Huda diyor. Huda. Hevanın tersi huda. Tersi bu işte. Heva ile huda. He, huda ne demek biliyor musun? Bu, bu huda, heva ilahlık iddia etmek ya. Bunun tersi nedir? İlahlık iddia Etmemek. Hudayı aktif etmek. Farsçadır Huda. Aslında Doğru Huda'yı seçmek. Yani birinde Huda kendisini seçiyor, diğerinde onları şey gerekeni seçiyor. Huda Huda yani Farsçadır. Arapça değil bu. İlah yani. Huda. O zaman oradan o Huda'yı yaptığımızda bendeki his ne oluyor konuşalım. Yani... Bendeki his Allah'ın o oh, tövbe ta, ta, tefekkürü küfür küfür değil. Uçağın inmesi için pist olmaktır. Taayyüm ve teşahhus oluyorsun. Hi söyle oldu. O zaman Cenab-ı Hak tayin ve teşebbüs ediyor. Peki nasıl anlarım bunu? Acizliğim kadar Allah alemimde var olur. Fakirliğim kadar ahiret alemimde aktif olur. Yani hevanın Hı -hı. E, müsbeti daha doğrusu vasatı hüda, hudan. Hı -hı. Evet. Karşı ben böyle dizlime bakma. Karşıt olarak söylüyor Ustad bunu. Ustad zıtları söylüyor bunu lematta. Bu Kastamonu'da da ama lemattan alınmış. Karşıt bu. Hudanın karşıtı hevadır. Ya. Çok acayip. Ya. Şimdi e, onu hevayı çok konuştuk. Çünkü çok harika bir sistem. Eğer heva olmasa, insanda ilahlık iddia edecek sistem olmasa, şirk ve Allah'ı inkar etme potansiyeli olmasa, Allah'ın sıfatları, şunatı değil, zatı bizde olmazdı. Zatı tayin edemez. Zatın ayna olamazsın. Allah'ın zatına ayna olmak sistemin adı sistemsiz sistem hevadır. Heva. Allah'ın Allah'a itikat edebilmek için bende şirk lazım. Allah'a iman edebilmek için bende küfür sistemi lazım. Allah'ın zatını bende tayin ve teşahhur ettirmek için bende heva olması lazım. İlahlık iddia edebilmem lazım onu kaldırıyorum. Onu kaldırdığım için Allah var oluyor. Pist olacak uçak inecek. Bak itikat edebilmem için şirk sistemi lazım. Kainatta şirk yok. Şirki yok bende var. Kafasızın kafasına var. E, i̇tikat edebilmem için bende şirk sistemi. İman edebilmem için bende küfür sistemi Zatına ayna olabilmem için heva sistemi lazım. Vücut bulmam için adem, ilim kazanmam için cehalet. Şefkat için zalim olmam lazım. Zalimlik de olacak. Melekte heva olmadığı için mesela o... İla, il, o zat ayna olamaz. Zat ayna olamaz çünkü hevası yok. İlahlığı iddia edemiyor. İnsan ilah. Allah-u Alem araştırdığımız kadarıyla heva Kur'an'da 28 yerde geçiyor. Heva, hatta Allah Resulü, şey, Cenab-ı Hak'ta diyor ya, o hevasından demiyor diyor. O ilahlık iddia edip kendisi Kur'an'ı uydurmuyor diyor. Yani kendisi ilah yerine koyup Kur'an'ı söylemiyor. مَنِ kaza اِلَهَاهُ هَبَاهُ Hevasından demek, ilahlık iddiasından bulunup da haşa yüz binde faşa Kur'an'ı söylemiyor diyor. İlahlık iddia etmiyor o diyor. İlahı söylüyor, İlahlık iddia etmiyor. İlahı söylüyor. Ama bu sistem lazım. İyi ki eva var. İyi ki şirk sistemi var. İyi ki küfür sistemi var. Yoksa zıttı gözükmez. Acizliğimiz kadar Allah'ın kudreti, fakirliğimiz kadar ahiretin ihtiyaçlılığı olur. Fakirliğini hissetmeyen deli ahirete iman olur mu? Delinin ahirete imanı var mı? Niye yok? Fakirliğini hissetmiyor ki. Deli, çocuk, acizliğini hissetmiyor ki Allah var olsun. Acizliğin kadar Allah. Fakirliğin hissettiğin kadar ahiret var olur. Ya çok tuhaf külliyat ya. Risale-i Nur sehli mümtenidir. Anlamayan anlamamıştır. Gidecek öyle. Sehli mümteni zahirde okursun. Hepsi anlaşılıyor. Manyetik bir atmosfer oluyor. Dediği gibi bizzat bana nerede dedi. Ya okursun dedi. Öyle bir manevi hava olur ki. Ha Polatlı'da. Polatlı'da ya. Polat da dedi ki bu askeriyeden atılmış komutanlardan. Ya dedi düz okursun öyle bir ahval olur ki kafa devre dişi olur. Öyle bir his halet olur ki o peş peşe gelen kelimelerin atmasını girersin teneffüs edersin. O bir mertebedir. Kendisi X bir grupta abi dedi geleceğim ama gel dedim kimse şey yapmayız merak etme. Diyor. Kendisi şekillendiriyor. Senin eski kaynağından. Ee, şekille şekillendirdi. Ama abi dedi e, aması yok. İşte afanız olacak sanat Ama dur hele bu ne nesidir Bir bakıyorum seni o şey hevahu de mesela heva. Heva kimliğata bakar Allah gittiydi. Ama heva hakkında ne kadar 28 defa geçiyor Kur'an'da ve heva hakkında en az 5-6 saat ders yapmışız. Ama en sonu çok güzeldi. Heva ya bu ne nesidir Bir sistem arkadaş heva o kadar lazım ki Hevaya küfretme. Heva o kadar lazım ki ilahlık gözüküyor. İlahlığa ayna oluyoruz. Acizliğin o kadar lazım ki zatına ayna oluyorsun. Fakirlik o kadar lazım ki e ahiret var oluyor. Bu bir tarafa. Şirk lazım. Bir yerde duyar mısın? Nasıl ya? Ne de Tobes der ya. Sen bu adam ne anlatıyor ya? Şirk olmasa itikat küfür tarafım olmasa iman olmaz. İşaret-i 168'de diyor ki küfür imana hizmet eder. Küfür imana hizmet eder. Küfür imana hizmet eder mi? Eder kardeşim. Oku geç. Sen karışma. Oku geç. Küfür imana hizmet eder. Nasıl eder? Karışma. Edeye. Ediyor işte. Ha, O zaman gel dima dersine katıl. Çünkü huda hevanın zıttıdır. Şifa İptalisin zıttıdır. Evet. Ya hastalık. Maraz. Maraz. ı ruhidir diyor usta. Sakami kalbi marazi ruhidir diyor. Kastamonu 75'te. Marazi ruhi sakami kalbi. Acayip bir şey ya. Gidelim bakalım şimdi. Bir tane ruhu bozuyor. Marazi ruhi sakami kalbi. Acayip bir şey ya. Şimdi bak hevese gelelim. Hevese. Hey, millet İslam. Heves deyince gafur hatırlıyor. Hevesin donmuş hali. Heves. He, heves ne yaparmış? Sihirlermiş. Sihirlenince ne yapar? Kafamızda bilavele çocuk doğar. İsa yerine gayrimeşru çocuk doğar. Bak. Dima sihirlerse kelam kelam gayrimeşru olur. Yani gayrimeşru konuşanların dimağı bila velet işgal edildiği için, başka şeyle dönlendiği için, iksirlendiği için kelamından gayri tabir ahlaksız şeyler konuşuyor. Dimağı sihirlenmiş. sihirlenmiş. Biz de konuşmamıştık. Sanki burada da sizin dediğiniz şöyle çıkıyor abi. Kelamla <laughs> dimağı sihirlersin. Evet. Ama burada e, ben, çift ya. Kelam çıkıyor ağızdan aynı zamanda Vahi kelam ya. Bununla vahi eğer girerse vahiy kelam ile ya. Burada İsa olur. mı çıkışını söylüyorsun. Giriyor çıkıyor. Aynı zamanda bak çıkışa bak girişe bak. Anla. Heves dima zehirlerse zehirlerse sihirlenir. Sihirlenirse kelam çıkar. Kafadan böyle çıkar. Başka kelam Fikir, zan, malumat, e, suizan hep böyle gayrimeşo olur. Gayrimeşo niye çıkıyor bu adamın? Dima sihirlendiği için, ihval edildiği için, taciz edildiği için, dima tecavüze uğradığı için sihirlendi kafasında. Sonra hevesle. His yani. his var ya vicdanda, onu da sihirlerse ki nedir o? Heves. Heves sihir yaparmış. Dima sihirlerse bu olur dedik. Vicdanı sihirlerse ne olur? Hevesatlar. Sonucu, sonucu şöyle olur. Geç öteki sayfaya. Arkadaşlar heves, vicdanı sihirlerse hissiyatlarda şu olur. Ta heves vardı, değil mi? Heves vardı. Heva ve heves. Heva, hevesiz. <laughs> Bir de sefaat dört. Sefahat, yani. Dört tane. Sayfa bir sayfa sonra 279. Deliler bölgesine hoş geldiniz. Muhammed. Tabi. Heves de heva. Yani heva Tabi da. Bir tane daha sefaat vardı ama sefat hiç kullanmadık. Sonra bizimle alakası yok dedik. Evet. Arkadaşlar. Dima, heves, zehirlerse sihirlerse çıkan çocuğu, evladı evladı gayrimeşru kelamdır. Eğer si heves, vicdanı sihirlerse, bozarsa çıkanları okuyorum. Bir e, insan e, herhangi bir sebepten e, sinirleniyor. O, ve o sinir anında ağzından çok garip laflar çıkabiliyor. Bu onu, onu gibi bir şey Yok. O batında olup üstü örtülen vardı ya biz onu mayalamıştık. Gelen duyduğumuz gayri otobüste, trende, metroda duyduklarımız o, iptal olduğu için mi oluyor? Evet, evet. O şu anda iptal oluyor. Onun sahibi değil. Ondan işte tövbe sistemi çalışıyor. Hı. Şimdi e, vicdandaki his sihirlenirse histen ne çıkar şu anda? Dima'dan kelam çıktı. Kafadan çıkan bu. Hı. Hı. Histen ne çıkıyormuş? Okuyorum. Ta vicdanı aldatsın. Bilerek yapılan şeyden bahsediyoruz. tabii. bir sistem. Birileri bu çift çalışan bir sistemi bozmaya çalışıyor. Evet. Bunun neticesinde biz ne oluruz konuşuyoruz. Evet onu konuşuyoruz. Abi burada konuşurken böyle oturuyoruz ama farkında mısınız? Değiliz de farkındayız aynı zamanda. Hemiz hem değiliz. A i̇çeride dolaşıyoruz. Hiç bedenle işimiz yok. Çapını genişletiyoruz. Ya ne ahiretiz ne dünyayız şu anda. Beden değiliz ki. Beden dünyadır. Bedenini yaşayan dünyayı yaşar. Bedenini yaşamayan neyi yaşıyor? Ahireti yaşıyor. Ahirete gidecek diyor. Ahiretten korkuyor. Ölümden korkuyor. Zaten öldü. Ruhu öldü. Beden tabutuna gömdü. Hazır zaman tabutuna bindi. Ya beden hayatını, leş hayatını, et hayatını yaşayan zaten ruhu öldü. Neyi? Ölen ölümden korkar mı? Zaten kabirdesin. Hazır zaman tabutuna bindin diyor. Zaten bedene gömüldün. Bedenden daha büyük mezarlık mı olur? Ondan sonra dün akşam söyledim, sonra pişman oldum. Keşke demeseydim. Bu insanlara keşke demeseydim. Kabir karanlık. Ne karanlığı ya? Kabirde göz kullanılmayacak ki karanlıktan korkuyorsun. Keşke demeseydim korksaydılar. Yani bazı şeyler böyle benim patavatlığım oluyor. Kabir karanlık. Kabir yalnız. Kabir soğuk. Kabir kimsesiz. E tabii ki Kabirde göz mü kullanılacak ki karanlıktan bahsediyorsun? Kabir kimsesiz. Yani orada cemaat mı bulunacağız? Ya bedensel sıyrılmak ya. Kabir karanlık değil. Niye? Göz kullanılmayacaktı ki. Yani narkozu yiyen hasta için karanlıkla şey <laughs> eşit mi? Yani bir şey var mı? Karanlık aydınlık. Böyle bir şey var mı? <laughs> Aa, tabii ama kabire uyandırıldığın zaman Yaşantına göre karanlık. Ha kabirden kasıt bedenin toprağa girmesi değil. O mezarlıktır. Bedenle mezarlık ilişkisine, işte toprak beden ilişkisine mezarlık. Ama ruhla ruhla beden ilişkisi olursa o kabir olur. Kabir başka. O zaman yalnız. O zaman karanlık. O zaman kimsesiz. O zaman soğuk, dert. Mezarlık başka, kabir başka, berzah başka. Berza, haşir meydanı, şey kabir tobe. Ee, şu anda yaşayanlar mezarlık toprak. Ee, berza ne haşir meydanı ne dünya. Şu anda vefat eden kişiler haşir meydanda malum kıyamet kopunca, kıyamet kopunca olacak. Şimdi ise his zehirlenirse, hevesle sihirlenirse sihir. Sihir böyle bir adamın yaptığı nuska falan değil ha. Ne oluyormuş? Vicdanı aldatsın. Ruhu tenvin edilsin. Ta elem his olmasın. Yoksa o elemi elim vicdanı ihrak eder. Fizarı dayanılmaz. Elemi yeis çekilmez. Ha şimdi diyor ki bu burada. Evet. Hevesler hissi sihirlediği gibi. Hevesler sihi hissi sihirlediği gibi sirat-ı mustakimden de uzaklaştırır. Ve vicdanı aldatır, ruhu da tenvir eder. Ruhu uyutur. Ruh için Allah ne diyor? Allahu la ilahe illahum el hayyul kayyum la te'huzuhu sinetun ve la nevm Uyumaz. Allah uyku tutmadığı için uyku, ruhun da uykusu yoktur uyku rüya değildir, bedenseldir, gaflettir. Allah uyumaz, Allah'a uyku tutmaz. Ruhumdan üfledim ruhunuzu, onu da tutmaz. Onun için okudum. Ruh ne yapar? Heves. Heves ruhu sihirleyince ruhu uyutur. Ruhu temvim, bak ruhu temvim edilsin. Nerede o? Ha, ruh tenvim neum sinatum wala nevm. Uyku. bir şeyde eee yani hissetmemek için his olunmamasını iki şeyi var tanımını yaptı. Vicdanı aldatarak ruhu tenvim. Yani vicdan ve ruh tanımı şeyden vicdaniyatın dört unsuru ruhun dört havasıyla aynı yani. Evet. Yani iki tarafında da ilişkisi var. Yani hissi konuştun mu bir vicdanı konuşacağım, bir ruhu konuşman gerekiyor. Çünkü vicdan, abiler veya his, his ille vicdanın bir dört unsuru değil. Yani irade, abi time pekme bak, irade, tamam. Zihin, his, latife-i rabbani. Bunun dördünü tut. Ya bu ruh, vicdanın dört hava, anası lervasıdır veya ruhun an havasıdır. Yani, evet, yani ruh bunu kullanarak dışarıya taşıyor. Eğer his his zehirlenirse, his heveste sihirlenirse ee, vicdan şey vicdan ne olur? Aldanır. Ruhu ne yapar? Uyutur. Uyutur. Uyumaz ama uyur. Şimdi ona gelelim. Nasıl oluyor? Hevesler hissi sihirledi gibi sırat-ı müstakimden uzaklaştırır. Bak sırat-ı sırat, sırat müstakim uzaklaşınca ne olur? ve vicdanı aldatır ve ruhu da temvil ederek uyutur. Sırat-ı mustakim'den kim ne kadar uzaklaşmışsa o nispetle heveslerini tabi ve hevesleri de hisleri sihirlemiş demektir. Yani Sırat-ı mustakim koca peygamere fahr Kainata Şeybettin sureti hut denmiş. Hut sureti beni ihtiyarlattı. O zaman olmuş bir gece bir o ayet gelince beyazlamış ihtiyarlatmış. Peki niye? Fes takim kemamürdi. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Evvelki elim yolumuz. Mağdup ve dallin yolu. O yol verir vicdana. Ta en derin yerine. Hem bir hissi elimi. Hem bir şedid elimi. Şuur onu gösterir. Şuura zıt olmuşuz. He. Şimdi mazideki de dersimizi kullanacağım. Mağdup ne demek? Yaradılış hikmetini unutmaktan, kaybetmekten ahirete kör ol, olur. Dalil, maziye, vahye sahir olmaktan, heves, heva, eğlence, sefaatten, memzuç olmaktan Allah'a sar. Bunu eklemem lazım. Allah'a ahirete kördü. Allah'a vahye sar dallin gayril <laughs> ma'ub bi'alehim velallin mağdub dallin mağdub ahirete kör dallin Allah'a sar vahye sar gayril <laughs> mağdub ahirete iman olmamakla dallin Allah'a iman olmamaktan vahye kulağını tıkamaktan oluyor Tefsirciler bir tanesini Yahudilere demiş. Bir tanesini de e, Hristiyanlara demiş. Gadaplanmış. Gadaplanmış Yahudilere diyor. Gayril mağdub. Bir tefsirlerde. Gayril mağdub. Bi aleyhi mağdub. Gadaplanmış Yahudi. Dallin Hristiyan. E, o o Allah'a inanmamak mesela o dalilini biz demiştik ki farklı yol gösteren, bu da yoldur ama bu da yoldur. Başka yol şey yapan. Evet. Ama Allah'a inanmamak çıkar mı ondan? Allah'a şöyle, sağ vahye kulağın tıkamak bir sürü şeyler uydurdu Allah adına. O evet. Allah'ı tanımamak mı? Allah tanımamak, yani bir sürü şey gelir. Yani vahye kulağın tıkayınca kendisi üretiyor kendi ilahını. Her şeyi üretiyor işte. İlah diyor ona. Putu da yapıyor. Kadını yapıyor, parayı yapıyor, kaleli yapıyor. Mesela abisini, hocasını, şeyhini yapıyor. Dini yerine koyuyor. Biliyor ki derse gidebilecek. Burada ben istifade edeceğim. Öyle nasıl putlaştırmışsa aman ha gelemem çok istiyorum o katılmaya dima dersin ama ya duyulursa ben ne yaparım sonra? Ne demek ne yaparım? Ne demek ne yaparım? Eh, He? Ehli sünnet takip desenin dışındakiler dalil. Dalil olur. Sırat-ı ya. Yo yo inanmamak derken işte inanmamanın böyle Allah reddetmek değil bu. Evet. Allah'a iman ve ahirete iman olmasa kişide veya zayıf ise o kişide vicdanda ne olur? Hissi elemi olur. Hem şiddet elemi olur. Şuur onu gösterir. Şuur azıt olmuşuz. Şimdi gidiyorum, yürüyoruz. Elemlerin zemini vasıtı sebebi neymiş? Bak elemlerin zemini ve aslı sebebi şu. Heva gafletle ahireti, dalalet vahi, vahiye kör vesaire etmiş. Heva gafletle ahireti, dalaletle, heva ne yaparmış? Heva gafletle ahireti, dalaletle de vahiye kör vesaire etmiş bizi. Allahu alem heves gafleti doğurur, heva ise dalaleti doğurur. Heva iptalistir. Tek tek okuyor. Ne demek? Heva ilahlık iddiasıdır. Bu da hissin mazisini ve istikbalini sar ve kör ederek hazır zamana muptela edip bırakıyor. Yani his anı yaşıyor. Maziye, mazi, hissin mazi ve istikbali yok ya. Hissin mazi ve müstakbeli yok. Mazi ve müstakbeli anda yaşatıyor. Hissin böyle bir özelliği var. Mesela mazinin elemlerini, istikban korkularını da yaşatabiliyor. Şey diyebilir miyiz abi? Heva itikadı bozar. E, heves e, i, şeyi imanı. He, e, şöyle. Heva neyin zıttıdır? E, i̇manın. İman. E, heves de itikadı dersen olur. Olsun. Ters. Ama o zaman o zaman demeyeceğiz. Bizim yazdığımız şey. Heva dalalet He? dediniz. Hevese gaflet dediniz. Tamam da işte dediniz. O Doğru Olur. Yok. Niye? E dalalet itikatla alakalı. İmanla alakalı değil ki. Dalalet itikat işte, heva işte. İtikat, itikat değil, imanla alakalı. O zaman öyle kurmayacaksın o zaman. Ter, buna ters düşüyorsa düşme Çünkü bu sistem, şey bu gelişi böyle. Nazmanı böyle. Yani açık ifadelere göre tefekkür edeceksin yani heva, heva neyi kaldırıyor? Allah'a kaldırıyor. Heves ise gaflet veriyor. Allah'a inkar etmiyor. Heves, heves bak şimdi aslında uyuyor da sen şey bak. Heves inkar değil, varı yok eder. Yani üstünü örter, gaflet verir. Heva ise ortadan kaldırıyor. O zaman dediğimiz doğru yani. Heves, peki itikat nedir? Itikatı bozuk olan imanı yok denilmez ki. Ehli bidat denilir. İtikat aklidir, iman kalbidir. Mesela Şia, Vehhabi, itikadı bozuk ama imanı var. Heva, ilahlık iddiası. Bu da hissi mazisini ve istikbalini sağır ve kör ederek hazır zamana muptela edip bırakıyor. hevesat sihirbaz. Onu okuyorum. hevesat sihirbaz ne demek? Hevesat da insanı sihirliyor. Soru soruyorum kendime. Niye sihirliyor? sihrin sonucu nasıl oluyor? Sihir olduğumuzu nasıl anlarız? Sihir. Aklımız sihirlendiğini, vicdanımız sihirlendiğini, kalbin sihirlendiğini, ruhun sinle sihirlendiğini, sihirlendiğini nasıl anlarız? Ve niye yapar, nasıl yapar? Ne olur? Bir his iptal olursa, his sihirlenirse şu olur. Vicdanı aldatıyor, ruhu tenvin ediyor. Niçin? Sebebi ta elem his olmasın diye. Niçin bunu yapıyor? Elem hissetmesin diye. He? Elemi hissetmesin. hissetmesin diye. Mesela tak tak şarkı türküler bilmem falan kötü bir şey yollar. Hep böyle adam bile, bilerek yapıyor. Zannediyor ki zevk alıyorum. Elemi hissetmemek onlar zevk zannetmiş. Oysa zerre kadar zevk haberleri yok. İçki mesela menüs bir zevk ver. Şu. Elemini hissetmemek lezzet zannediyor. Bak abiler lezzet hakikide haberi yok der 610 639 sözlerde. Yani nedir o? Sefaat da öyle, gayri meşu hayat da öyle. Yani elemin gitmesine onlar lezzet diyor. Oysa elemin gitmesi eksiyken sıfır oldu, Artide haberi yok. Oysa lezzet ruhsaldır, zevk bedenseldir. Onların zevk dedikleri, lezzet dedikleri şey, sıkıntısı gitmesi içki nedir? Sıkıntısını unutmak. Sıkıntısını unutmaya onlar lezzetlenmiş. Lezzetle ne alakası var? Elemi hissetmiyorsun o kadar. Zevk hakiki yok ki. Zevk hakiki Allah onlara hiç ezeli ve bedi tattırmadı. Tatmayacaklar hiçbir zaman. Garip bir şey ya. Evet, kendisine ait olmayan bir özelliği iptal hisle ruha nasıl uyku, uykudasın dedirtebiliyor? Oysa ruhun uykusu yok. Evet. Bakabiler. Bir daha üç defa olsun. Lütfen bunu yapmayın. Kaçırmayın. Kafur buraya gel. Geldim Aa. Geldim. Şimdi bak nasıl şey yapıyor bak. Elemin gitmesine lezzet diyorlar. Elemin gitmesi lezzet değil. Elemi hissetmemek ne yapsın ona lezzet demiş. Bana lezzet veriyor. Yani elemimi hissetmiyorum, derdimi unutuyorum, tasamı unutuyorum, evi iş unutuyorum, kendini unutuyorum. Ona lezzet diyor. Hiçbir şey, yok yani. Hiçbir şey çözmedi. Unutuyor. Tesirine kaç? Oysa şu. E, elemini sıfırladıktan sonra artıya geçersen. Eksiden sıfır sıfırdan artıya geçeceksin. O zaman lezzet olur. Bedensel olursa z ze olur. Zevk olur. İçsel olursa lezzeti ruhani olur. Lezzet nedir? Şuunat-ı zati değil miydi? Şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezze, sevk-i mukaddese, şefk-i mukaddese, lezzet mukaddese, Memnuniyet-i mukaddesi, iftihar mukaddesi. Şunat-ı zatiyen tecelli. Adamın ne işi var şunatı ı aynı olmak? Serserinin ne işi var? Lezzeti i mukaddesi, ne işi var onun? Yani sanki his şey gibi oldu abi. Adem alemleri ve vücut alemlerinin... Hayt iltisakı. İltisak o gibi geldi. E, elem ve korku Adem alemlerinin şeyleri. Evet. Onları hissetmemek için... Hissetmiyor o kadar. Ona lezzet diyor. Sihirlendiği için. Vücut alemlerinin de... Yani aslında his... O yöne de bakıyor, bu tarafa da bakıyor. Aslında oralardan haberdar olma yöntemi gibi bir şey his. Hepsi. His nedir biliyor musun? His var olmuş, olmamış. Mevcudat adına her şeyin semini. Alemden mi Yoktan mı? Evet. Yoktan... Mazinin elemlerini. istikbalin korkularını. Çünkü hissi mazi, müstakbil yok. Anda yaşatıyor. Bir de şey, lezzet buralı mı ki abi? Değil. İşte, evet. Ama burada işte oraları burada yaşamak ancak öyle olur. Evet, çok antika. Evet. Biz hep buralı değil. Ki. Şefkat evet. buralı. Ama burada ifade etti. Kim buralı? Kim buralı ki? Bedeni. Şu anda sen buralı mısın? Beden de buradasın. Bravo. Seni nasıl tane adresleyecektim ki? Ha bu kutu, kutuda seni görüyorum. Sen bu değilsin ki. Bedeni olan her şey. Evet. Ayşe bu kutuda, Ayşe. kutuda. kutuda. Adreslemek için bedeni kullanıyorsun. Sen bu musun? Adamat simaya bakarak ruhu okumuyorlar mı? Binaya bakarak içinde oturanları keşfetsek gibi. Simaya bakıyorsun, ruhunu, gözüne bakıyorsun, kalbini. De, esas sihir geliyor aşağıya doğru. Bak. Bu bugünkü bunu bu, bu konuyu bitirirsek bitireceğim mevzuyu. Ee, bak şimdi. Hevesatı sihirbaz. Ne demek? Hevesat da insanı sihirliyor. Niye sihirliyor? Heves Sihrin sonucu nasıl oluyor? Ne oluyor? Kendim soru sordum. Dikkat ederseniz tefsir öyledir. Tefsir mantığı öyle. Soru sorabilendedir cevap. Çünkü soru sorabilmek cevabın yarısı var demektir. Diğer yarısını istiyorum demektir. Es suali nisbilin. Sual olmak ilmin yarısıdır. Soru soruyor diyorum ki niye insan sihirlenmeye ihtiyaç duyar? Nasıl sihirlenir? Ne olur? Sordum. Şu his iptal olur. His sihirlenirse iptal olur. Ne olur? Ta vicdan aldatsın, ruhu uyutsun. Niçin? Elem hisse olmasın. Peki soru soruyorum tekrar. Neye yapma ihtiyacını duyar insan bunu? Kendisini niye sihirliyor? Niçin? Cevap. Yoksa o elemi elim vicdan ihrak eder. Vicdanı yakar. Hissetmez. Yakar yakar ihrak, hark, ateş. Başka fizarı Allah'ıp inlemesine dayanılmaz vicdanın elemi yeis çekilmez. Allah kimsenin başına vermesin. Abiler kafir olur diyor ya yeis. Kırpıntılar da bizde olur. O yeis var ya yeis benden bir şey olmaz. Yok ya ben bir şey değilim. ve Allah'tan Allah beni affetmez bilmemle ah, imansız gidersem böyle Allah'tan ümit rahmetsiz düşünürse imansız o elemi elemi yeis var ya yeis beni bazen kapıyor biliyor musun? Hani anlamam için çok şükür. Hemen bypass yapıyorum. Anı maziden hemen istikbal. Bir, bir soraya etiket. Tak Allah'ın rahmetine. Rahmetim gadabımı açtı. Hay sıfat mümit esma. Hay sıfat olunca esmayı bir etmiş. Hay asıldır. Ölüm yoktur. Ölüm hayat içerisindeki hayatın meratiplerini tanımlamak içindir. Yaşadığını fark eden, hayatına anlam yükleyen, farkındalığa gelen o insan ölümün lazım olduğunu bilir. Ölüm, ölüm korkması şöyle dursun, ölüm çok lazımdır der. Hayatına anlam yükleyen, hayatını kıblesine koyan, hayatın meratiplerini, farkındalığını şey yapan, yükselten ölümün lazım olduğunu anlar. Onun için Allah yapar. Meft bedenseldir. Ruhun böyle bir mefti yoktur. Teristir. Kafir mümin de fark etmez. Teristir. Ötekisi gebelecektir ama oh, hırtlana basacaklar. Neyse. Ne, niye yapma ihtiyacını duyar insan sihirlenmek? Kendisini, kendisini niye sihirler? Niye diskoteye şu filmler şuradan bulay gider? Niye sihirleniyor? Biliyor orada kendimi kaybedeceğimi? içki içince her şeyimi kaybedeceğimi? ve de şahsiyetim gidecek, namusumda gidecek, her şeyim gidecek. Niye yapıyor buna rağmen? Çünkü o vicdanın yangınını durduramıyor, vicdanın ihrakını söndüremiyor, ondan kurtulmanın yolu çarna çarbunu bunu görüyor. Fizara alayıp inlemesine dayanılmaz. Eylemiyeyiz çekilmez de ondan. Peki. His iptal edilmesi lazım ki his iptal edilmesi lazım ki bunları çekmesin yanmasın dayanabilsin hayata. Bir soruda bunlar nasıl kurtulur? Nur? Nasıl kurtulurum? El cevap Kırmızılar Risale-i Nur metnidir. Metin demek sırat-ı mustakimden ne kadar uzak düşse o derece o derece nispeten şu hali tesir eder, vicdanı bağırttırır. Ali, ahiretin kahvecisisin vallahi. İnan bak diyeyim sana. Ha. Adem ve vücut alemlerini anda yaşama zeminidir his. Bir daha söyle. Siz de böyle bir tarif yaptınız da ben Adem vücudu konuşunca o şey yaptım. Bir daha söyle. Bir daha. His, Adem ve vücut alemlerini anda yaşama zeminidir. Aa, aferin, İyi demiş. Siz de öyle bir şeyler tarifle ben evet. Adem vücudu kullanınca çağırıyorum. Çünkü Adem vücut ee, Allah için iki alem ya. İstersen Adem'e, istersen Adem'den vücuda iki menzil gibi. Hmm. He, his de böyle bir yer. Çünkü mazi ve müstakbeli anda yaşatıyor. Mazi ve müstakbel bizde var, bedende var. His de öyle bir şey yok. Mazinin eylemlerini veya zevklerini, lezzetlerini anda da yaşatıyorsun. Aynı varmış gibi. Onun için mutlu olmak isteyen adam bu kültürü becermeli. Mazideki güzel anlarını Geleceğe bak, ümitli bakışlarını anda toplasın vallahi mutlu olur. O zaman insan nedir? Hayal ve düşüncelerinin çocuğudur. Neyi hayal ediyor? Neyi düşünüyorsan onun çocuğudur. Her nedense elem ve korkuları getiriyor. Ne işte kendini bırakırsan elem ve korkuları getiriyor. Bu olursa. Evet. Mesela diyelim ki uçaktan korkana, türbülansa diyorum ki evet. bypass yap. Uçağa in, inmiş gibi kabul et. Dostlarınla sarıldığın gibi kabul et. Oraya odaklan türbülansla. Ben piste indim. Tık 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 nedir? Yerdeki şeydir ya şimdi. Bypass yap kendi. Ya hep böyle dediği gibi hep elemi getiriyor. Lan hep elemi bir sürü senden hatıralar yaşadım ya. Seninle seyahat etmişiz, yemek yemişiz, dostluk yapmışız. Niye en ufak bir şeyle ben sana şey yapayım? Hemen geçmişine geç. Bir sürü güzelliklerimiz var. Bir sürü güzelliklerimiz var. Bypass yap yani. Şu e, şurada bu, boruda sorun var. Bu evde su yok. Buraya kadar su var. Lan kes bu boruyu. Buradan bir boru tak. Buraya da tak. Bunu hiç temizleme bunları ya. Bypass yap. Geçin su. Aa, su akıyor. Aa, bugüne kadar hep diyordunuz ya. Düşünceler, düşünceler, fikirler, düşünceler. Şimdi aşağı indik his daha... Evet. Yani hep dediğiniz şey evet. neydi? Düşüncelerine hakim olursan şöyle... O çünkü. Hissin dışsalı diyor. o şimdi geldik, ki... İçeriye. E, kalbe girince duyguya geçeceğiz. Şey yani artık siz düşünce ve fikirlerinizi hani hep diyordur. Şimdi ikinci derecede kaldı. E bu vicdan projesi bitince kalbe geçeceğiz. Hissi de koyacağız. Duyguyu konuşacağız. Daha derin. Sonra onu da bitireceğiz ömür yeterse. Bunlar ya Rab, bu proje bitmeden Allah canımızı almasın diye. <laughs> Sonra Ruha, Gafur diyor ki ya dolayısıyla ölmemek isteğidirdi bu diyor. Sonra kalbi bitirdiğimiz zaman ne diyeceğiz? Ruhta latifeler. Latife konuşunca ne fikir, ne akıldaki fikir, Latife konuşunca, ne iz, ne kalpteki duygu, ruh. Anladım. Ruhu da bitireceğiz. E neye geçeceğiz? Hiçbirisi de yok. Sır insanı geçeceğiz. Veled evet. dalinamin. amin. Sonra geçip gideceğiz. Diyorsunuz ya abi, size müjdeler olsun. İnan globalistler hissin altına inemeyecekler. Evet. İnemezler. En son mertebeleri bu. Bu, geçemez. Şu anda buraya gelsene, bundan sonra gidemez. gider. Gider, elemiş bu. Kalp, mal, imandır. Evet, kesinlikle. Zaten kalbe Allah'ın dışında melek bile bakamıyor. Hasan abi sırrı insaniye geçince derslerimiz şu şekilde olacak. Toplanacağız, sessizlik, hadi dağılıyoruz. <laughs> Şöyle yapmayacağım bir daha. Ben Hristiyan, Yahudi, Budist erilmiş bu. Şöyle yapacağım. Ya. Çok doğru. Hadi derse toplandık. O çok doğru. Hadi de alıyoruz. <laughs> Çünkü İmam-ı Rabbani söylüyor bunu. Lefi mahfuzdan sonra diyor konuşmak yoktur. Eğer ben lefi mahfuzdan arş-ı azama çıktım diye konuşuyorsa orada değildir. Çünkü orada ses yok. Kelam lefi mahfuza kadarmış. Ondan sonra Resulullah nasıl mazar oldu? Kelamına ve rüyetine. Kelam lefi mahfuzda bitti. Cebrail'lik makamı. Adım, ondan sonra bir adım var. Ondan kelam yok. Hasan abi bu histe hani biz zihinde diriliyorlar diyorduk ya. Histe de bir diriliyor. Yaşanıyor. Başka bir mertebede ya, oluyor. Diriliyor. Yani çünkü biz bir üretim yapıyoruz ya. Şimdi biz vücut ve adem alemleri ne bizim hissetmemiz demek aslında yani bir noktada hissediyoruz dediğimiz. Ben elem korku hissettiğim zaman adem üretiyorum. İşte vücudu nerede buluyorsun biliyor musun? Evet zihinde 18 bin alemin üstü açılıyor hissederek. Yani işte o hisle ben bir üretim, başka bir seviye üretim moduna geçiyorum. Evet. Evet. İşte dedim ya hisle hissedar olarak ebedi. zihinde vücut buluyor. Yani ebedi dokuyorum yani. Benden çıkan ebedi. Histe hissedar olarak zihinde vücut buluyor. Ya yani histe, his, yaz onu. Histe hissedar olarak zihinde vücut buluyorum. Latife-i Rabbaniye'ye de, de şahit oluyorum. Latife-i de şahit oluyorum. Evet yaz. Hı -hı. Vay be. Nasıl bir alemdeyiz ya? Ve de Cenab-ı Hakk'ın iradesine mazhar olmuş oluyorum. evet. Şeyde. Yani Allah'ın iradesinde olduğundan... Ha şöyle yaz. Allah'ın iradesine mazariyetten dolayı hisse... Ulan ne adamsın yani, ya. Aynen ya. <laughs> ne yapayım nereye gideyim? İrade eğer sıraya yazacaksanız ikinci yazıp ikinci öyle yazdım zaten. Yok. İrade his oldu. Ha, ha. Öyle mi ya? Aha. Ha dur. Ama mantık olarak da zihinde vücut bulmayı vurgu yapacağını. Için... tamam böyle bu, bu böyle. Sıra şey e, irade ile e, iradesine mazhar olarak e, üstü açılıyor ya. His demek hissedar oluyorsun. Üstü açıyor. Ama şey üstü açılmak zihinde oluyor. Tersi desek daha güzel olmaz mı? Biz Latifiye Rabaniye şahit olduğumuz derecede histe hissedar olup zihinde vücut buluyorum. İrad o kadar harika bir şey ki burası Nereden girersen oradan şey yapabiliyorsun. Mesela şöyle yapalım. şöyle de yap. Çünkü o kadar latif ki birbirine o kadar uygun ki yeter ki o sıralamayı biz ona o şey yapmaya çalışıyoruz. Yoksa birbirine geçişleri keskin yok yani. İran mazar olarak Doğru mu bak şimdi Allah'ın iradesi, Allah iradesi mazar olup tamam <laughs> mazar olup olay bitti. Zihinde vücut bulur bulursam <laughs> yukarısına iradesine olursa, ihtiyari de, bütün de, <laughs> tamam. Da ee, şeyleri, <laughs> o zaman dimadaki yani, 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 cüzi ihtiyarımı terk ...eder... edersem alan iradesini mazar olup zihinde vücut bulurum 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 bulur bulur bulurum mu bulurum, bulurum. his, hissimde de hissedar olup Latife-i Rabbaniyem'de Muşadetullah mazar olur. Tamam. Şöyle. Eski mesleğimize döndük Osman. Aynen abi. Bak. Birbirine. Evet. Oho da dur. O uh, aferin Ali be. Orada yazıp dolunca da arkasını çeviriyorduk. Erdinç oturuyor Erdinç kaçsın şöyle tahtayı çeviriyorduk hep. De. Yani dönecek Yo, yer yoktu. Şimdi biliyor musun hiç öyle duvarlar yapmıyoruz. <laughs> Allah'ım daha geniş yer ver yok. Şimdi okuyorum. Bundan kurtulursa kurt bundan nasıl kurtulunur? Kırmızı Metin İbrahim sağır metindir. Demek sırat-ı müstakim'den ne kadar uzak düşse o derece ni nispeten şu hale tesir eder vicdanı bağrıştır. Sırat-ı de olursan kurtulursun. Sırat-ı ayrılırsan e, psikolojik hayat, ev hayatı, hizmet hayatı, ticaret hayatı her şeyde sıkıntı çekersin. Şimdi abiler çok önemli bir yer. şiar raz diye geçiyor. Devamında şiar raz ne demek? Lugat. Sırların şiarı, alameti yani. Sırları gizleyen perde alameti belirti. Şimdi bak. Şiarı raz. Abiler şiarı raz ne demek? daha. Sırların şiarı. Şiar, şiayır. Alameti. Neyin? İnsan bu mazara olursa sırların belirtileri sende çıkar. Allah sırdır. Cenab-ı Hak diyor ya insan benim sırrımdır ben de insanın. Allah'ın sırları insanda ortaya çıkmaya başlar. Şiar-ı raz. demek? Sırların belirtileri oynamaya başlar sende. Peki usta devamında diyor ki şuur demek şuur. Ee, şöyle diyor bak sırat-ı mustakim. Ee, o sayfa nerede Şiar-ı raz? Elim o sayfayı şey, okuyayım ki metini göstermem lazım size. Ee, onu açabilir miyiz veya bakayım. Yok sayfa ee, Kastamonu 170 de Kastamonu. Onun devamı görmenizi istiyorum. Metni almadım. <laughs> almadım. Hayır, yok yani. Almadım he. Ama devamında yani garip garip baktığınızda şiarı raz orada geçiyor. 180'de. 180'de. 80 180 Mehmet. Ama Kastamonu 70'te geçiyor. Ama metni almamışım diyorum. Hı hı. Bakayım almış mıyım? Yani tam neyse siz açarsınız. Orada geçiyor. Şiar raz. Garip garip bakmayın o zaman. Şiar raz demek. Kaçırmayın bunu. Sırların belirtileri, alametleri. Yani şairi. ifadeleri. Nedir o? Fikir, his, duygu, latife. Sır. Şimdi devam ediyor. Şuur değişecek tarifimiz. Değişecek değil. Daha ileriye götüreceğiz şuuru. Tövbe, değiştireceğiz dem demeyeceğim. Daha ileriye götüreceğim şuuru. Götüreceğiz. Demek şuur, ötelerin üstündeki perdiymiş. Ötelerin varlığından haberdar olanda uyanan göz, kulaktır şuur. Ötelerin ifadesidir şuur. Bak, bir daha. Şuur nedir? Şuur tarifimiz, İki tane şuur vardı. Dimağın bütünlüğü, vicdanın bütünlüğü. Şuur nedir? Şiarı raz. Yani sırların alametleri, belirtileri, ipuçları, şair İslam'e gibi. Şiarı raz. Yani şuur, orada geçiyor. Şuuru şiarı raz der. Ötelerin, açarsanız Kastamonu 170 sayfada böyle geçiyor. Demek şuur, ötelerin üstündeki perdedir aslında şuur perdeymiş. Sinema perdesi gibi. E ne demek? Sinema perdesi ve perde örten anlamında görüyoruz. Oysa külliyatta perde çoğunlukla açan anlamında, ifade edildiği makamında kullanılıyor. Şuur, şuurda gözüküyor. Şuur peki nedir? Perdedir. Nedir o perde? Öterlerin, şuur neymiş? Öterlerin varlığından haberdar olanda uyanan gözdür şuur açılan kulaktır şuur. Öteki alemin ifadesidir şuur. Bu şuur yani bu tanımı çok acayip burası. Çok çalışmışız. Ötelerin diyeceksin, şuura ekleyeceksin. Ötelerin e, ötele ötelerin ö, ötelerin varlığında haberdar olmaktır. Ona karşı açılan gözdür, kulaktır e, şuur. Bu şuur farkındalığın kadar aktiftir. Nasıl ki düşünmek, bak dilim var. Düşünmek ustak ne diyor biliyor musun? Düşündüm. Ne demek düşünmek? Fıtratı aslını deşmektir. Ustak diyor ki düşünmek ise deşmektir. Neyi deşeceksin? Aslında düşünmek dışarıdan bilgileri almak değil. Dışarıdaki bilgilerle içeriği uyandırmaktır. Düşünmek ise deşmektir. Deşele deş deş deş. deş. Kar Karıştır, ka karıştı, kar bu göreceksin orada. Onlar için gizli işte. Karıştır o şeyi. Ha. Deşince bunlar şeyde his o zaman. Evet. Veya fikir. Şey şuur. Usta şuur diyor. Düşünmek ise şeydir. Nasıl ki düşünmek Deşin. fıtratı aslını deşmektir. Yazılımını uyandırmak olduğu gibi evet. düşünmek zahirde üretmek gibi gözükürken dışarıdan dışarıyı düşünmek, üretmek gibi gözükürken aslında dışarıdakilerle batını uyandırmak, üstünü açmaktır düşünmek. Şuur da nedir? Şuur ötelerin insandaki iade ziyaretidir. Varlıklarının belirtileridir. Şiarlardır. 506 sözlerde diyor ya, ben geldim misafir sana. Bir daha geldim, bir daha geldim, bir de demez misin iade ziyaret et? Ha, öteki alemlerin iade ziyarete verdikleri cevaptır şuur. Osman bunu yazarsın. Öteki alemlerin, bak öteki alemlerin yok burada. Öteki alemlerin iade ziyaretlerinin adıdır şuur. İşte biraz önce konuşmasaydın bunu diyecektin. Anlattım. Ama bak. Şuuru tamam da şuur ötelerin yani... Ben şimdi şunu söylüyordum. O zaman size sorayım. Ee, o kapıyı çalmayı düşünmekle mi yapıyorduk? Fikirle miydi? O metinde nasılydı onu soruyordum. Yani düşünmekle mi biz o kapıyı çalıyoruz yoksa e, başka bir şey mi geçiyordu? İfadede nasıl? Bak hepsi kapını çalma ayrı farklı farklı. Düşünmek... Malumat, o düşünmek diyor usta. Deşmektir diyor, kapı çalmak. Kapıyı çalmak. hani ziyaret ederler diye o metin. Evet, orada orada geçiyor 500 alt. Düşünmek yani. Sonra akılda geçerse fikretmek, fikir yapıyor, bilgi, bak, maluma şey dinle beni, bilgi, malumat, düşünmek, fikretmek, silsile bu. Yani ezber yapmadım. Bilgi ile malumat, malumat düşünmek, düşünmek fikir, fikir aklidir. Geliyor, onu çalıyorsun. Düşünmek ise deşmek. Yani dışarıdaki malumatla fıtratı, asliyeni uyandırmak. Verilen cevap nedir? i̇ade ziyaret, şuurdur. Ötelerin sana düşüncene verdiği iade ziyaretin cevabı şuurdur sende şuur. Şuur haleti desek de yanlış olmaz sanki. Artık abi. ne dersin ne de, ne de <gülüyor> <gülüyor> Zaten <gülüyor> orada his ve şuur geçiyor ha, ha, bir his. yok yoksa Ne tutuyor orada? Okuyayım abi orayı. Bak. bak Allah Allah. İşte zihayattaki hayattaki meşhur havası zahire ve batıdan <laughs> duygularından başka gayrimeşhur, meşhur sahika ve şarkı hisleriyle beraber o arı dünyanın ekser envayla iktisas ve ünsiyet ve mübadele ve tasarrufa sahip olur. İşte en küçük zihayatta hayat böyle teslimi gösterse, yani bu histi elbette taba hayat tabaka insani olan en yüksek mertebeye çıktıkça, böyle bir imbisat ve inkişaf ve tenevür eder ki, hayatın ziyası olan şuur ile, akıl ile bir Bak, insan... şuur. Bir, bir insan hanesindeki odalarda gezdiği gibi o hayat kendi aklıyla ile ulviyede ve ruhiyede ve cismaniyede gezer. Yani o şuur ve hayat Malen o alemlere misafir gittiği gibi o alemler dahi o şuurun mirat ruhuna misafir olup irtisam ve temasül ile geliyorlar. Akıllıyla gitti diyor değil mi? Ya. <laughs> yani akıl yok, A akıl son. Bilgi, malumat, düşünmek akla indi. Hep serbest bölge buydu. Akla fikir, tam sonra fikir, akıl, akıl. He? Burada nereye koyacağım hissi? His de o e, vicdandaki bir, dört bilimden bir tanesi ya, e, şuurda o uyanan hisse, histeki hissedarlık şuura kattığı katkı. Şuurun evveli mi, ahiri mi? Çıkanı mı yoksa onu şuuru oluşturan mı? Şuura verilen cevap. Şey, şey, vicdana verilen cevap. Vicdanı uyanıklığı nispetinde ötelerin sana verdiği cevap şuur. İkinci şuur. Birinci şuur dima. ikinci şuur vicdan ya. Ben bir daha söyleyeyim dur. Vicdanda dört mertebe var ya abi. Bunların uyanması nispetinde, bütünlüğü nispetinde öteleri zorluyor. Ötelerin verdiği cevaptır şuur. Yani hiç şuur dışında mı oldu? Hepsinde oldu. Şuur iradeyi de etkiler. Şuur, zihsi de etkiler, şuur e, zihni de etkiler. Şuur zihni de etkiler. Şuur latife-i etkiler ötelerin verdiği cevaptır. Perdedir, perde. Şuur perdedir. Ee, yani bir anda Allah ile karşı karşıya değil, işte bir perde var. O şuur perdesinde e, buradan onu, odan da bunu görüyoruz. Yani his şuur perdesinde mi görünüyor? Şu, bak, his şuur perdesiyle seyrediyor. Şuur nedir biliyor musun? Şuur ne iradedir, ne histir, ne zihindir, ne latifedir. Onların bütün bütünselliğidir. Bütünsel bir haletidir. Hal. Vicdaniyat der o buna. Vicdaniyat nedir? Vicdaniyetin bütünselliği. Peki o uyanmasını nasıl anlarız? Vicdani bir şuur. Ne demek? Vicdanın içinde irade var mı? Ee, e, zihin vardı. His vardı. Latife-i ha Bunlar uyanması nispetinde öteleri zorluyor. Öteler de merhametlidir. Cevap veriyor buradakilerin, oradakilerin yansıdığı bir perde var. Şey nedir yani? Sıralım size. Yani o şey evet. önemli oldu da. Yani Atın. o git gel kısmı, şuur aradaki perde. Şöyle yapalım. Şöyle yapacağım. Dur. Toparlayayım. Vicdandaki iradenin Ee, zihnin hissin ve latifeyi rabba niye nin uyanması ve farkın farkındalığına farkındalığıyla I'm not sure. sure. Okuyayım abi. Vicdandaki iradenin zihnin, hissin ve latife-i rabbaniyenin uyanması ve farkındalığı ile eee farkındalığıyla ortaya çıkan perdeye, perdesine. Şu yazdığımız yeşil işte aslında onu evet. yani o evet. uyanması ve farkındalığın tümü o yeşilin tümü. Heh, bu yani bu ol. Evet. Ee, farkındalığıyla perdesine, farkındalık, farkındalık perde mi diyelim? Ee, farkındalığına diyeyim, iç perde demeyeyim. Ha. Perde. Perdeyle anlattınız ya şeyden. Perde aslında örten değil, açan. Ha, perde. Ee, gösterildiği zemin. Ha, yani farkındalığına ne diyelim? Penceresine, Farkındalık penceresine diyeyim. Penceresine. sileriz penceresine olmasa. Ötelerin verdiği cevaba yani iade ziyaretin ikinci şuur denilir. Şuur aslında buradan değil kazanılan değil verilen cevaptır talebe cevap yani ta e, kapına şey ve ötelerin verdiği cevaptır. Yazdım, oranı, cevaptır evet. evet. bak orada değil mi şurada? Aynı evet şuur oradan buraya verilen cevaptır. Evet. Ay. Abi. Çizilmiyor değil mi? <laughs> Onun başka abi. Doğru. Vay be. Her şeyin kalemi farklı. He? Mesela külliyatta çizerken kırmızıyı ruhta ruhlu mevzuları çizeceksin. Dima ile alakalı şey mavi çizeceksin. Kalple alakalı pembe çizeceksin. Ee, Vicdanı ait şeyleri yeşil çizeceksin. Sonra da kahveni içeceksin. Devam. Dur daha. Bu bıçak bu, bu. Tabii bu bıçak. Dur. Şuur Ötelerin insandaki iade ziyareti, varlıkların belirtileri, şialar. Şuur demek ki aynı zamanda öteki öteki alemin belirtileri. Şiar raz yani ötekiler öteler var mı? Nereden biliyoruz? Belirtisi var mı? Sendeki şuur. Yani aslında burada netice şuurmuş gibi oldu değil mi? Yani çıkması yani bütün bu şeyin meyvesi üretilecek şey aslında o şuur. Şuur ama netice demeyelim ötelerin verdiği cevap. Yani şiarı, ötelerin bizdeki iz düşümü, bizdeki temesulatları, bizdeki varlıklarının ispatı. Ötelerin verdiği cevap, eğer öteler yoksa bizde niye bu var? Şöyle diyeyim. Ben ipi böyle tuttum. Ormanın içinde ipim gidiyor. İpimi çekiyorum gergin. Ya bir yere bağlı ya birisi tutuyor. Öyle değil mi? Heh. İpin gerginliği öyle gösteriyor. İnsandaki o şuur gergin. Yani içinde bir sürü e, haletler var. Tanımlamalar var. Yani istekler var. Ebet istiyorum. Sonsuzluk istiyorum. Bir anda her yerde oluyorum. Bu gerginliktir. Demek ki öteler var ki bende bir iz düşümü bu. Bende bunlar gözüküyor. Bende ifade ediliyor. Beka istiyorum. Ne istiyorum ki? Bana bir istek vermesiydi beka denilen bir istek olur muydu? Ben takabilir miydim? Allah beni beka iste, isteği bende eksik yaratmış hatırıma gelir miydi? Beka isteme yok olsa fıtratta. Beka ister miydik? Hatırımıza gelir miydi? Bir anda her yerde olma isteği konmasa biz böyle bir şey istemiz olmazdık. Cennette bir anda her yerdesin. Her yerde olduğunu bilmiyordun ki. Vücut alemlerinden haber getiren şuur mudur? Şuurdur. Burada vicdan. Bunları heves düşünceleri, heva da şuuru ortadan kaldırırmış. Topluyorum bu kadar çalışmaların şeyi. İşte meyve alacağız Furkan. Meyve bunlar. Heves düşüncelerin ortadan kaldıran, heva da şuuru ortadan kaldırandır. Heves dimanı iptal eder, heva vicdaniyatını devre dışı yapar. Yani heves düşünceleri, heva şuuru. Evet. Ka ortadan kalıyor. Ortadan kalkınca ne olur diye soru soruyorum. Şu olur diyor külliyatta. Elemi elim vicdan ihrak eder. Kalk elemi ihrak eder. Her çeşit ağlama ve içten içe inleme elemi yeis yaşar. Bunlardan da kurtulmanın yolu sefahatte, sefahate sefahatten mi e, zannetmek. Yani buradan da kurtulmanın yolu da Sefaat zannetmek. Bunlardan kurtulmanın yöntemi sefaat zannetmek. Zannetmek. Eğlence. Yani şu. Elim elim vicdanı yakıyor. Her çeşit ağlama ve inleme var. Elim yeis var. Buradan kurtulmanın çaresine insan şöyle zannetmiş. Sefaat. Geç öteki sayfaya ve çabuk çabuk itileyim. 281. Demek düşünmek, bak sıraladım haritaya geldim artık sonuç. Demek düşünmek deşmektir. Başka kapıyı çalmaktır, düşünmek. Zahirle batınını dürtmektir. Şuur ise vicdanı bütünselliktir. Ötelerin kapı çalmamıza verdiği cevaptır. Burada zahirde orayı batını yaşamaktır şuur. Çok güzel olmuş. Yani bir saat çalışmanın şey. Evet. Daha şuur, vicdanın bütünlükteydik zaten. birinci şuur, aklın bütünlüğü, vicdan. Ama dedik ki, şuur evet vicdanı bütünlük ama içini dolduramadık da. Ha dolduruyoruz. Nasıl bir şeydir? Ha dedi ki, cüz ihtiyarını, dimağın cüz ihtiyarına vazgeçerek vicdandaki iradenin aktifliğiyle e, zihinde vücuda mazar olarak e, histe, hissedar olarak Latife-i Rabbaniye'de muhabbet, mazar olur. Yani Vicdandaki irade ve zihin ve hissin ve latifen yarabbaniyenin uyanması ve farkındalık penceresiyle ötelerin bize verdiği varlığının, hakikatının ifadesi olan, iade ziyareti olan şeye farkındalık aynamıza, penceremize ifadesi şuurdur. Şuur. O zaman düşünmek deşmektir. Başka kapıyı çalmaktır. Başka zahirle batını dürtmektir. Şuur ise vicdanı bütünlüktür. Şuur ötelerin kapısını çalmamıza verdiği cevaptır. Başka şuur, burada zahirde orayı batını yaşamaktır şuur. Ee, bunlarla ey aziz kardeşim, kırmızı küllattır İbrahim. Ey aziz kardeşim, ikinci yolumuzda o nurani tarihte bir haleti hissettik. O halet oluyor. Hayat madeniyle lezzet. Ağlam, elemler, acılar olur lezayiz. ne demek bu? Bu haletle. Yani ağlamlar lezzet nasıl olur? Ağlam. Ağlam demek elemler. Yani elemler, sıkıntılar lezzete nasıl dönüşür? Bilmeyen çekti azap. Şöyle dönüşür diyor. Bu haletle, elemlerle. Celali cemalde, cemali de celalde görür insan. Alamlar olur lezzet. Eğer sıkıntı celaldır, celalde cemali. Görürsek sıkıntıdan çıkarız. Eğer cemali de celalde görürsek alam olur lezayiz. Alam, alam elemler. galip değil mi? Elemler lezzet olur. Çünkü Celal'de Cemali, Cemal'de Celali görme haletini veriyor ne? Şuur. Şuur öyle bir şey ki Celal'de Cemali, Cemal'de Celali görüp Kemal sahibi yapıyor seni. Bu garip değil mi? Şuur uyanması nispetinde olur bu. Alam olur lezaiz. Ateşi de nur diyor orada. Şuursu insan lezzet alamasa. Yani. Yok. Ama şuursuz insan lezzet aldığını zannetmek eleminin gitmesine lezzet diyor. Hakiki lezzetten haberi yok. Düşünmek tekrar devam ediyorum bir şey kuracağım gene. Düşünmek he, düşünmek hevesi, şuur ise hevayı kaldırır. Ne kadar düşünürsen hevesini, ne kadar e, şuurluysan heva sende yok. Daha önceki derste heva ilahlık iddiasında bulunmaktı. Yani kendini kendini ya gayrisini yani ilahlık ya kendini ilah yapar ya da gayrisini şimdi diyorum bitiriyor çünkü bir şey kuruyorum şimdi şaşayı medeni buna bulduğu çare şaşayı medeni buna buldu sefaat her şeye rağmen bak her şeye rağmen ne kadar sıkıntın olsa olsun derdin her şeye rağmen zahirde her ne olumsuzluk varsa hayat madeni lezzettir Hoştur, güzeldir, nimettir. Elem alıyorsan insansın. Elem alıyorsan hala yaşıyorsun. Elem alıyorsan farkındalığın var demektir. Çünkü bunun elemi yoktur. Taş elem almaz. Elem, elem alan varlığını tanımlar. Varsın diyor elem sana. Elem elem olduğu için değil, varlığınız Me Me Mevlana der ki, varlığını ta derinden sana hissettiren elemdir. Elem aslında elem değil, varlığını tanımlayan, varlığa şuurdanlığını uyandırandır. Vücudun evet, vücudun zeminidir. Ama bak ne diyor? Her şeye rağmen, bak her şeye bu kadar sıkıntı çekiyorsun bir sürü psikolojik. Zahirde ne olumsuzluklar olursa olsun, hayat madeni lezzettir, hayat hoştur. Hayat güzeldir, nimettir, sonsuz ihtimaliyattan tercih edildiğim fırsatıdır. Allah beni sonsuz yap. Bunun elemi var mı? Çaktım. elem aldı mı? Hayır. Çünkü hissi yok. Ben elem alıyorsam demek ki varım. Varlığımı bana söylüyor elem. Demek ki ne olursa olsun tercih edildiğim fırsatını sana veriyor elem. İyi ki varız. İyi ki tercih edilmişiz. İyi ki en cami olan benden ve ceset kisvesinde giymişiz. Bir daha. iyi ki varız. İyi ki tercih edilmişiz. İyi ki en camiyiz. iyi ki melek değiliz. Çünkü melek beden ve cisim ve cismaniyet libası olmadıkları için bu elemlerde mahrumdurlar. Elem alamaz melekler. Çünkü bu libası giymemiş. İyi ki en cami olan bedene ve ceset kisvesini giymişiz. Elhamdülillah haza min Fadli Rabbi. Ee, onunla bunu bil, bil, bildik ki mütefavit derecede kuvveti iman nispetinde ruha bir halet verir. Bu. Devamı Devamı, Ben tefsir ediyorum. Tamam. Tefsir ediyorum, bitiriyorum. Ha geldi. Onunla bunu bildik ki Neyi bildik? Elem aslında varlığın kendisini hissettirmenin başka yoludur. Celal, cemali, üstad diyor ki ce cennet cehennemsiz lezzet vermez. Sistem cehennem de cennetsiz tazip etmez. Varlığı mesela bak oy çok fena kötü oldum. Hayatı yok. Hayat olsa hepsi de demez. Demek ki elem varlığının başka bir şuurdanlığıdır. Farkındalıktır. Elem almak, psikoloji bozultmak. Varım diyebilmektir. Ben varım. Varımsın ki elem alıyorsun. Onunla bunu bildik ki mutefavit derecede Celal Cemal mutefavit. Kuvveti iman nispetinde ruha bir halet verir. Ne demek bu? bu halet de bize ne verir? Bak bu halet kaçırmayın bu psikolojidir. Bu halet de bize ceset ceset giydirerek ruhla mutelezis yani lezzet alma rahatlama ceset ruh ceset de lezzet alır. Mültezdir diyorlar. Yani. Mütelezzis alır. Ağlıyor. Mültezdir evet mültezdir. Lezzet alma rahatlama yapar. Ruh vicdanla mutelezzis yani lezzet alır, hoşnut olur. Neyle? Vicdanda, ruhta, cesette alır. Ceset yoksa melekler ezeli ve ebedi bizim cesette aldığımız lezzette mahrumdur. Mültez, e, lezzet alma, rahatlama. Lugatını koydum ha işte yanına. Bu şu lugattır. Mültezdir, bakmayın bir daha diye. Mültezdir, Lezzet alma, rahatlamadır. Hasan abi orada şöyle, ceset ruhla mültezdir, lezzet alıyor. Ruh da vicdanla mütelezziz oluyor. Yani ruhun ruhu vicdan gibi oldu o noktada. Yani cesedin ruhu neyse, ruhun da... E, Oraya taşıyor ama şöyle diyor, <laughs> ceset bununla aldığı gibi, cesetin varlığıyla ruh vicdandan da mütelezziz oluyor. Yani cesetsiz ruh vicdanda öyle bir şey alamaz. Çünkü bu tanımlıyor Arapçada. Ona mal oluyor. Vavla. Ona ona da giydiriyor. Ona da nispet ediyor. Öyle değil mi? Ceset ruhla mültezdir. Ruh vicdanla mültezdir. Evet. Oraya taşınıyor. Sebebi diyor. Bak ruh mültez neyle? Cesetle. Ha. Niçin? Çünkü mültezdir cesette. Evet, evet. Çünkü bu vicdaniyat da bak ruh da vicdanla mülteziz oluyor ya. Daha ileri taşınıyor. Ama zemini bu. Evet. Ruh, de mültez değil. değil ama bu tanımlandığı zaman bunu sökersen ne multez olur ne de ruh, vicdanla lezzet alır. Bu onları besliyor. Devamlı. Yani ceset vicdanı. Vicdan da ruhu. Ceset ruhu alıyor burada. Şöyle ben anladım şu abi. E, cesedin ruhu olmazsa lezzet alamaz. Bir daha. Ceset evet. Ruh olmazsa evet. alamaz. Evet alamaz. Ruh da olmazsa alamaz. Doğru. 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 Z ruhun ruhu gibi, ruhun gibi, ruh? yani ceset ruhu evet. gibi. ruh ilişkisi. Evet. Ruhun ruhu gibi Hazreti e ceset yani. O kadar mühim. Evet. Şimdi geçiyorum öteki sayfaya. Bak şimdi ve bitti. İnsan bu halette bazen burada orayı yaşar. Çok acayip. Beden, bedende, bedenin dışında hiçbirisi buralı değil. Be, beden adreslemek için var. Aslında biz ne buralıyız ne buradayız. Burada temessül ediyoruz. Aslımız burada değil zaten. Şimdi o zaman insan bu haletle, haletle bazen buradan orayı ve bu iman haletinin yokluğuyla da cehenneme açılan peşinen burada yaşar. Acilen, Acilen peşinen cehennemi yaşar. Onun için fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Cennete cehenneme girecek demiyor. Gir diyor. Girdi yani. Bir saadet acile hemen peşin dünyada cennet cehennem yaşanıyor. Vicdanda mündemiştir. Saadet acile hemen. O var ya nikahta müeccel mu ve muacel nikah kıyarken? Evlenmeden önceki nikah, evlendikten sonraki nikah. Cennet cehennemdir, vicdanda oluyor aslında. Evet, vicdanda yaşanıyor. Cennet cehennem yaşanıyor kardeşim peşin. Vicdanda da nerede yaşanıyor? İşte yaşanıyor. Evet, hissedar oluyoruz. Allah Allah. Bir saadet ile vicdanda mündemiştir. Kalbinde mündemiştir bir firdevsi manevi. Peki, peki nasıl uyandırılır diye soru sordum. Bir de Firdevs'i söyleyeceğim. Niye başka cennetin tabakası demedi de Firdevs dedi? 6. Altı. Altı. Cennetin 6. tabakası Firdevs cenneti. Niye cennetin 8 tabakası varken 6 dedi? Hı. Peki ilk önce soru. Peki nasıl uyandırılır bu vicdanda bu cenneti? Düşünmekle, düşünmekse deşmektir. Şuur ise şiarı raz, sırların şiarı, sırları gizleyen perde, alamet belirti olursa görünen arkasında görünmeyenleri görmeye e, his olunmaya başlar insan. Yani gördüğümüzün arkasında gözükmeyeni de gören gözdür şuur. Bir daha gördüğümüzün arkasında gözükmeyenleri gören gözdür şuur. Onları gösterir. Yaş, bedenen yaşanmayanları vicdanda yaşatandır şuur. Bedenen yaşanmayanmış. Yaşanamaz. Cenneti nasıl yaşayacaksın? Bedenen yaşanmamış, yaşanamayan, yaşanamamış da cenneti haletleri yaşanan bir yerdir şuur. Olursa görünen arkasına görünmeyenleri görünmeye, his olunmaya başlar o zaman zahire batın gözlüğüyle, o zaman zahire, görürkenin batın gözlüğüyle gözlük takıyor. Mülke melekut nazarıyla bakmaya başlar. Başlayınca ne olur? Risaleden okuyorum şimdi. Şimdi ne kadar kalp ikaz edilse, vicdan tahrik edilse, ruh ihsas edilse, lezzeti ziyade olur. Hem de döner ateşi, ateşi Ateşi nur, şitası yani kışı yaz olur. Zahirde ateş ama nur olur. Zahirde kış, şitası aslında yaz olur. Ne mutlu farkındalığın fark farkındalığın farkındalığına varanlara ve henüz varlığından haberdar olanlara. Ne mutlu farkındalığının farkındalığına varanlara henüz varlığından daha biz işte varlığımızdan haberdar olanlara son şeyimiz firdevs denmesinin Allah alem bir sebebi şudur. Firdevs cenneti niye denmiş 6? Firdevs cennetin 6. tabakasına deniyor. Düşünmek ve şuur ile imanın 6 esaslarını esasları uyanarak 6 kol gibi burada iken oradan istifade ettirir. İmanın altı esasını iman ederek aslında iman eden kişi iman ettiği yerle dünyadayken beslenir. Çocuk anasını emer gibi Allah'a iman etmeyle Allah ile, ahirete iman etmeyle ahiretle, melekleri iman etmeyle, kitaplara iman etmeyle oradan besleniyor. İşte şuur ile uyanan o farkındalığımızın ifadesi olan iman esasları, Altı tanesine Allah'ın peşinden verdiği cevap cenneti firdevs'tir. Altı kolla seni besliyor. Cennetin altıncı tabakasıdır. Düşünmek ve şuur ile imanın alt esaslarını uyanarak altı kol gibi burada iken oradan istifade ettirir. İmanın altı rüklünün inkışafı nispetinde burada iken cennetin altıncı tabakası olan firdevs cennetini tefeüz edip istifade ettiriyor. Allah iki cihanda aziz eylesin. Hakikatiyle haklanmayı nasip eylesin. Ya Rabbi bu aleminde senin 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 esma ve sıfatında ne ifade ediyorsa ne ne mana geliyorsa biz bilmiyoruz. Hakikatini ve mahiyetinin hürmetine İslamiyete ve Müslümanlara ve mücadele eden Gazze veya diğer yerlerdeki Müslüman kardeşlerimize nasıl tahakkuk ettiriyorsa bu mana orada öyle tahakkuk ettir ya Rabbi. Nasıl iktiza ediyorsa. Bu hakikatların mahiyet ve hakikatları ve ötelerde melekut aleminde ne ifade ediyorsa bu manalar seni senin aleminde ya Rabbi. İslam ve Kur'an ve Müslüman düşmanlarına orada da öyle hakikatlandır ya Rabbi. Öyle zuhurat yaptır ya Rabbi. Ve hizmet imaniye Kur'an edeyim isemizi ziyade eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu hakikatta hakl haklanıp ahirete teris olmayı, şehit olmayı hepimize ve bizi dua edenleri, bizim dua ettiklerimiz, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimize, unuttuklarımıza, bize üzerimizde hakları olanlara ve hizmet imaniye Kur'an'ı de zerre kadar hissedar olanlara, maddi ve manevi katkısı olanlara, dua edenlere, okuyanlara, taraftar olanlara, dostlara, talebelere. Ya Rabbi onların iştirak eden hisselerin ziyade olmasına vesile ve basamak eyle Ya Rabbi. Ve ahirde ve ahümenil Rabbil alemin. El Fatiha. Tebasselavat.